Efsuncu Baba Hüseyin Rahmi Gürpınar Seslendiren Vasfiye Sarıkaya Adına Devri Dilara deyip de bugüne kadar hiçbir güler yüzünü görmediğimiz zamandan evvel Fazlı Paşa'daki binbir direkte ipekçiler ipek iplik eğirirlerdi. Binbir direk. Sayan yok ya. Bu adette pek mübalağa olsa gerek. Hakikati anlamak için bu sütunları saymak, saydırmak niyetinde değiliz. Merak edenlerin keyiflerine de karışmayız. Bu rutubetli, tarihi mahzenin loş serinliği içine iki Ermeni delikanlısı elemgelerini kurmuşlar, iplik eğriyorlar. Dünyadan ziyade ahiret alemine dahil Yarı karanlık bu geniş çukurun içindeki tek düzey işlerinin usancından kurtulmak için boğazlarını yırta yırta şarkı söylüyorlar. Fakat ne bestede usul var ne güftede mana. Agop, Kirkor'a karşı musiki de üstünlük iddiasındadır. Kirkor daima, Zo, bana ne oldu ben bilemem, eski halime hiç göremem. Gibi meyhane bayatı adi şeyler okur, Agop, dede efendi, Nikoasa gibi üstadların ağır şarkılarını söyleme merakındadır. Agop'un Artina isminde bir şarkıcı komşusu vardır. Bu merak kendisine oradan geliyor. Her akşam pencereden komşusunu dinler. İşsiz gecelerini Artin'in musiki meclisinde geçirir. Usulünden, dümtekinden, bazen de mezesinden, birkaç tekinden istifade ederdi. Şarkıcı Arsin'in musiki dersinden dönüşünde arkadaşı Kirkor'a taze taze parçalar geçtiği de olurdu. O sabah iki arkadaş asırlık tonozların altında elemgellerini çevirirlerken her günkü ahenklerine giriştiler. Hayli bağırışıp çağrıştıktan sonra Kirkor ahpar, ağır, usta işi, kıyak bir şarkın yoktur. He vardır, senin içinde olan bir şeyden ben ne zevk duyarım ki? Bırak dışarı çıksın. Keyiflenelim. Haydi oku. Bu teklif karşısında Agop'un gururla göğsü kabardı. Elinde artık parmaklarını yakacak kadar küçülmüş cigara ucunu, yutacak gibi son bir iştahla sıkı sıkıya birkaç defa daha çektikten sonra ''Okuyacağım, lakin bedava olmaz.'' Bu akşam sandık burnunda altı bir tek düz ikram ederim. Kulakların da ikramın kadar büyük olsun. Zo, haydi biçimsizlenme. Zırlayacaksan zırla. Sen babanı zırla tahbar. İyi rahmet olsun canına. Babam senin kadar musiki bilmezdi ki. Hangi baban? Uzun kulaklı, semerli. Be haydi oku. Bütün geçmişini okurum şimdi. Dün akşam bulamaç yedin. Ne yedin? Ağzın çok tatlılaşmış. Ağzının tadını veririm şimdi. He, ağzından bal şeker akor. Dün akşam benim nerede olduğumu bileydin. Neden bu kadar ballandığımı hıp diye anlar idin. Neredeydin? Dün gece yine dostuna gittin. He, lafı işte tas tamam üstüne vurdun. Bir Ermeninin bir Rum karısına bu kadar kıyak alaka koyması eymana değildir. Çakarsına gop. He, bulursam çakarım. Boş laf etme, bu iş için sana bin nasihat vermişim. Bu koca kellen keme sıçanının kafasına benziyor. Oraya hiçbir laf girmiyor. Yine nazik bir söz ettin. Keme sıçanın ki dünyadaki kafaların en sertidir sanırsın. Şimdi serti yumuşa bırak, okuyacaksın. Artık gönlüm oldu, okuyacağım. Haydi be oku köpek boku. Agop dilinin ucuyla dişlerinin arasından tükürüğünü fıskiye gibi karşıya fırlatır. Sesini açmak için birkaç defa öksürür, nihayet ağır bir makamla başlar. Meyhane mi bu, kötü bir yer mi, acem mi? Tulum peyniri mi, yoksa eski kaşer mi? Satılmış libadede bostanlı cemalin, eşek çemenistan'da hiç hıyar yer mi? Kirkor bütün alaycılığıyla, Oğlum, Agop, karşımda durmuşsun, ne biçim laf ediyorsun? Hiç böyle ağır şarkının içinde eşeğin, hıyarın yeri olur mu? Bunlar edepten dışarı laflardır. Ustan Nartina sana bu şarkıyı böyle merkeple Hıyarla geçti. Ago birden hiddetlenerek. He ne söylesen hakkım var. Ben de durmuşum da senin gibi yavan, hışır bir herife ince makamlardan beyt okurdum. Patlıcan tavası gibi birden parlam öyle. Ayıp değil, anlamadım. Tulum peyniri, kaşar peyniri, hıyar. Karnın acıktı, ne oldu? İşin içinde yalnız tarator eksik. Onu da ben koyayım, tam olsun. Senin taratorun girmedikten sonra zaten lafın tadı gelmez. Bilirim, baban eski piyazcıdır. Beni meraka koydun. Artin sana bu şarkıyı bu okuduğum biçimde, tıpkı bu tonda geçti. Yok, tıpkı böyle değil. Meyhaneyi, hıyarı, eşeği sen uydurdun. Hey canım dur biraz dinle ki anadayım. İşte durdum lafını bekliyorum. Artin bu şarkıyı bir Türk şarkıcısından almış. Kendi şarkı defterini Ermenice harflerle yazmış. O ki defterini açıp da bana bu şarkıyı okuduysa bunun güftesinden ne ben bir şey anladım ne de Artin kendisi anladı. Kendimizi çok zorladık. Mana çıkmıyor. Düpedüz manasız bir şeydir. Sonra bu güfteyi ben de defterime geçtim. Eve geldim. Sabahacak uğraştım. Beytleri ancak be ancak bu kadar gustosuna koyabildim. İşte nihayet şimdi bir şey anlaşılıyor. Şairlik ipekçiliğe benzemez. Pek zorluklu ince bir iştir. Şöyle edersin lafın kafiyesi bozulur. Böyle edersin söz teraziden düşer. Sağa kaçarsın olmaz, sola gidersin uymaz. Elmas işleyen bir kuyumcu dikkatiyle her bir lafı tartarak, kantarlayarak, tas tamam yerine çivi gibi mıhlamalı. Şimdi bu şarkının aslında meyhane vardır. Eşek, bostan, hıyar, peynir, çemenistan hepsi mevcut. Fakat bu işi ilk eden hımbıl şair hiçbir lafı yerine koymayı bilememiş. Bütün manasız sözler çardandan sarkan tohumluk asma kabağı gibi biçimsiz biçimsiz tepe aşağı salonor. Yaraşığıyla hepsinin makamlarını bularak birer birer yerlerine oturttum. Şarkıda eşek vardır, ahır yoktur. Gel babana selam söyle. Zo bu hayvanı ben nereye sokayım? Bostana koydum. Beyt kustosundan düştü. Araya bir de koca bir hıyar yerleştirmiş. Bunu kim yiyecek? Nihayet çaresiz kaldım. Uydu uymadı hıyarı merkebe yedirdim. Laf teraziden düştü, düşmedi. İşte bu işi böyle ettim. Pek güzel etmişsin. Hıyara yer bulduk. Şimdi meydanda koca bir eşek kaldı. Bu meret hayvanı zırtlatmadan nereye koysak acep? Meyhaneye götürsem olur.'' Çüş ol Agop, eşek meyhanede ne yapacak? Gazel bağıracak. Bırak ki orada eşekten beter zırlayanlar vardır. Fakat sözüm ona sanki onlar işte insandır. Eşekle biraz olmak istemezler. Kişi zadelikleri bozulur. Sen bu hayvanı şimdi münasip bir yer bul. Zo buldum. Bu eşek beni zorla şair yaptı. İşte onu Çemenistan'a koydum. Gustos'un da bir iş ettim sonorsun. Bu hayvan bülbüldür. Yahut o çeşit şarkı bağıran bir kuş cinsindendir ki çimene koydun. Koynum alacak değilim ya ahbar. Elbette bir tarafa sığdıracağım. Ben onu çayıra saldım. Nazik nazik öterek otlasın. Şimdi bakalım şarkıda vezneye tartıya sığmayan başka aygırı laflar vardır. Tulum peyniri, kaşar peyniri, bunları kilere yoksa dolaba koyacağız. Onlar kolay. Hiçbir yer bulamazsam karnına korum. Biraz da ekmek olursa hıyarla iyi kaçar. Agop, zevzekli bırak. Bu şarkıdaki koca eşek mide bozor. Bu hayvanı ondan bütün bütün çıkarsak olmaz. Şarkının kadrosundan dışarı edeceğiz. He. Boğlama olamaz biz bu işi Artin ile çok düşündük. Artin'e merkebi laftan dışarı edelim dediysem bilirsin bana ne cevap etti. Söyle ki bileyim. Eski Osmanlı şairlerinin merakıdır. Her şarkıya birkaç eşek bağlarlar. Bunun da birçok meselesini getirdi. Okuyayım da dinle. Eşek çeşmim hazretinle bıngır bıngır ağlıyor, Langa'nın bostan dolabı matemle çağlıyor. Sonra efendim, eşek elemi çekme gönül nafile şeydir. Hep ah edip zırlasın gönül, eşeğim durmaz. Ve daha böyle eşekli beyitler bin tane vardır. Hepsini bir araya toplasan koca bir kervan olur. Ahırlar almaz. Zo, bu ne meraktır? Ne gustodur? Artin aile çok düşündük. Şairlerin lafına hiç akıl erer ahbar Herif anzorotu yutmuş Kafayı tutmuş Fikrine her ne ki geldiyse Laftır deyi meydana koymuş Sen ben söylesek kimse kulak asmaz Lafımıza on para veren olmaz Agopu kirkoru kim alır kim satar Dinle beni ki biraz edeb olasın İşte dinliyorum Sen de lafa bir başladın mı kafa patlatırsın Neyse, devam ol. Dinliyorum. Artina'nın defterini başından dibinecek okuduk. Eski derin Osmanlı şairlerinin gustolarını aradık. Evvelki zamanın beytleri hep divane aşık, aşüfte karı, kambur felek ve içkilerden arak, bade, şarap, hayvanlardan eşek, bülbül, ahu, ceylan, yılan, çiçeklerden gül, sümbül, yasemin, laleyle doludur. Öyle şimdikiler gibi şampanya, gazoz, likör, şartroz, viski, konyak, bira ve kokulardan kamelya, leylak, çayır kokusu, Atkinson, Lüben filan bilmiyorlar. Her zaman şair lafını vaktinin gidişine uydurur. İşte asıl kurnazlık da bundadır. Şimdiki zamanede öyle dipsiz, kıyak, derin şiirler var imiş ki, 80 kulaç aşağı insan lafın dibi bulunmaz imiş. Bu yenilerden fikrine hiçbir şey sındıramadın. Bunların dediklerini kendilerinden başka kimse anlamaz imiş. Artın aile siz bunları deftere çekip Gusta'ya koysanız olmaz. He biraz uğraştık. Lakin bizim hesaba bizim kantara gelmiyor. Bunların güfteleri bizim havalardan makam tutmuyor. Akordaya uymuyor. Yalnız alafranga tono geliyor. Bu yeni şairlerin içinde öylece cakalı söz doğranlar var imiş ki, Franklerin meşhur şairleri küsedir, müsedir, gagodur, hugodur nedir? İşte bu kıyak herifler kabirlerinden kalkıp da bu beyitleri okuyacak olsalar, haryan kalıp şaşarlar imiş ki, Acep bu lafları eden biziz yoksa Türklerdir. Ayırt edemezlerimiş. O kadar engine, derine varmışlar diye oturmuşlar. Boşla laf etme Bilirsin maymundan büyük ayı vardır. Dünyadır bu. Her aygırdan daha aygırı. Her dipsizden daha dipsizi bulunur. Engine çıkıp derine varıp da ne yapacaklar ki? Torik avlayacaklar. Ahbar, bu nazik işin içine bir de torik sokarsan, e eh altık laflar tuzlu lakardaya döner. Toriye beğenmedin. Ne çeşit balık istersin? Biçimsizlenmez o. Böyle yüksek laf ederken Tori'nin palamudun ne sırası vardır? Söyle bakayım, Artina'dan geçtiğim bu meyhane şarkısı hangi makamdandır? Uşak. Uşşak beğenmem. Aşağı havadır. He ha, ben de bilirim. Makamların aşağı takımındandır. Bayağı şeydir. Fakat eşekli şarkıya da uşak makamı uyar. Öyle değil. Ağarak sart daha yaraşıklı düşmez. Sen her eşeği ağarak sanırsın. Mısır merkebi vardır ki Beygir ardında bırakır. Zo divane olma. Mısırın eşeği Mısır'da gider. Sıcak hava ister. Çünkü elbisesi beyazdır. Buraya gelirse kulakları önüne düşer. Türkçe bilmez. Arapça, İngilizce anar. Divane dedin de fikrime geldi. Hani buraya gelen o kaçık herif üç gündür gözükmüyor. Ne oldu acep? Meraka kalma. Kuyruğunu fikrine getiren tilkiyi görür derler. Neredeyse bugün yarın zıp diye karşımıza çıkar. Beahber. O herif ne biçim budaladır anlayamadım. Pek akıllı bir adam çalımı satmak ister. Zaten her divane böyledir. En, en budalalar akıllı kurumu satarlar. Görünüyor ki bu herifin beyni 300 dirhem eksiktir. Herifin kafasını kantara vurdun ki dirhemiyle laf ediyorsun. Zo, o sözün pelesengidir. Bir adama beş paralık aklı yok derlerse bu fiyatı Darya'nın estimatoru koydu sanırsın. Eh uzatma be kardeş. Biz yine divanemize gelelim. He he laf yine oraya gelecek ah. Bu divane şu oturduğumuz mağara merdiveninin üst başından görünür. Ayağını birinci basamağa indirmezden evvel uzun uzun düşünür. Sağını atsın yoksa solunu. Buna bir türleme karar veremez. Düşünür düşünür. Nihayet cebinden bir kitap çıkarır. Sanki o günü merdivenden hangi ayağını evvel atmak daha uğurlu olduğunu o kitapta yazıyor zannedersin. Efendim en nihayet büyük bir cesaretle adımını atar. Beş altı basamak iner. Yine durur. Etrafına bakınır. Dinler. Dinler. Sanki sanırsın ki boşluk içinde ona laf söyleyen hayaletler vardır. Arpa içine dalmış kumru gibi düşünür mırmır eder. Haydi babam bakarsın ki indiği basamaklardan telaşeyle tekrar yukarı çıkar. Yanlış bir iş etmiş olduğunu o zaman anarım. İşte böyle iner çıkar. Sabahleyin gelmişse müezzin hoca minarede öğleni bağırır. Seninki nihayet aşağı inebilir. Yine çakır keyif sarhoş gibi yalpalayarak etrafına tuhaf tuhaf dikiz gelir. Yine görünmez adamlarla konuşur. Ne dediğini işitmem yalnız dudakları oynadığını görürüm. Sonra bu mahzenin duvarlarında bir şeyler okur. Direkleri birer birer sayar. Anlamak ister ki cümle dediği gibi bin bir tanedir. Yoksa eksiği vardır. Kıyafetlerine bakılırsa akıllı sanılır. Bazı efendiler de bu hesabı benden sordular. Dediler ki, İpekçi usta, bu direklerin hiç hesabına oturdun? Bin birdir. Sorgusunu söyleyeyim. Hiç saymadım. Anam bana dedi ki: "Agop, sen binbir direkte yer altında çalışırsın. Sakın aklına oyup da direkleri saymayasın. Uğur değildir. Kırk yılda bir koca karı söz dinlemek lazımdır." derlerse işte ben de dinledim. Saymadım. Zo, ben bu direklerin çetelecisiyim. Gelen geçen sayısını benden sorar. İşte görünor ki 300 tane bilen yoktur. 701'i nerede? Tevarihte öyle yazormuş. Anladım ki tevarih denilen düzme kitapta çok boş laflar vardır. Gözlerimizin önündeki bu direklere binbir diye bir iddia korsa, gözlerimizin önünde olmayanlar için ne kantinler atmaz? Bazen buraya Yahudi tercümanlarla beraber seyyah frenkler de gelirler. Hepsi de önlerine birer kitap açarlar. Bu direklerin diplerini karıştırırlar. Ortalarını okşarlar. Tepelerine bakarlar. Sonra kitabı okurlar. Tercümana sorarlar. Yahudi onlara öyle martavallar atar ki hoşlarına gelirse avuçla bahşiş toka ederler. Bu bizim ipekçilik de bir zanaattır sanki. Vaktiyle neye Frenkçe öğrenip de tercüman olmadık? O Yahudilerden hiç sordun. Evvelden burası neymiş acep? He, sordum. Burası Ceneviz padişahlarının şarap mahzeniymiş. Vay köpoğlu herifler! Vaktiyle amma da şarap içmişler ahbar. Bunda içleri şarap dolu birkaç fıçı bırakmış olaydılar. Ahbar, kaç bin senelik şarap. Yudumunu alan ah aman aman bağırıp devrilirdi. Kirkor, işin şurasını iyice fikrinde sakla ki buraya bir frenk gelip de direkleri sayarsa bu hesabı boşuna yapmaz. Mutlak bundan bir avanta çıkarır. Ah bar lafıma kanarsın. Bizim bu divane dediğimiz herif de bu direkleri boşuna saymıyor. Günün birinde bundan koskocaman bir iş çıkaracaktır. Divane o değil, biziz. Öyle anorsun. He, Kirkor sesini indirerek etrafta meraklı bakışlarla ''Antika para, yeni eski meskurat, mücevherat elmas, ne çıkaracak acep?'' ''Zo, ben bilirim.'' ''Bilmiyorsan bilmeye uğraşalım. Bu herif divane değildir de kendini aleme güya o tarzda yutturmak ister olmasın?'' ''Düpedüz divanedir. Yoksam böyle gösterişe doğar.'' Keşfedemedim Bakalım yeri kazacak Duvarı oyacak Nereden mal çıkaracak Biz de kurnaz olalım İşin dikkatinde olmuyor gibi duralım Şimdilik bir yeri kazdığı yok Yalnız direkleri okuyup okuyup Püfe doğur Eh bundan ne çıkar Ne çıkacağını göreceğiz ahbar Aman aman Yahudiler duymasın Onlar kurnaz millettir Efsun'u bu herif okur, defineyi çıfıtlar çıkarırlar. Sonra bize karşıdan parmak yalamak kalır. He, Yahudilerin kurnazlıklarını bilirim. Ben cahil kaldım. Fakat büyük babam Bedrosa ulema bir adamdı. O pek çok tevarih okumuş. Bizi anadırdı ki, Çemberli Taş evvelden birinci boğumundan ta tepesine kadar yekpare altınmış. Sahi diyorsun Agop. Zo, büyük babam yalan söyler hiç. Ben şimdi diyecek işte bunu hiç duymamıştım. Senin ne duyduğun var ki Hımbıl? Benim bildiğim çemberli taş dibinden tepesine kadar mor kırmızı bir kayadır. Bunun altını nereye gitmiş? Yahudiler aşırmış. Patlama, sabrol, anlatacağım. Aman çabuk et. Hatta Yeniçeri zamanında Yahudiler bir gece herkes uyuduktan sonra Balat'tan kalkmışlar, çemberli taşa gelmişler. Altınları erisin deyi çemberlinin altına kıyak ateş yakmışlar. Vay babasının canına be! Sonra... Sonra efendim bir tılsım varmış, onu bozamamışlar. Ateşin hararetinden altın taşa dönüşmüş çemberliğe dikkat edersin şimdi. Yukarıdan aşağı kadar kahve tavası gibi is içindedir. Bu işi eski Yahudiler etmişler. He, şimdikilerin büyük babalarının dedelerinin dedeleri. Yeni Yahudiler çemberli taşın altına bir ateş daha yaksalar taşı yine altına döndürebilirler acep. Yeni Yahudiler tılsım işiyle uğraşmıyorlar. Onlar maliyeye piyaçaya sokuldular. Altının asıl madenini buldular. Agop, bu direklerin diplerinde çok altın vardır dersin. Kim bilir? Franklerin kitaplarında buna dair ne yazılmış ki? Ben ne çakarım ki? Buna dair olan asıl malumat divanenin kitabında olmalı. Benim fikrime de böyle geliyor. Ah ah Dur. Geçen gün burada ben yalnız idim. Divane herifine geldiyse taşuruya, dibe, kranlığa gitti. Duvara bir şeyler yazdı. Hangi dilden yazdı? Hangi dil niyetine o isen o çıkor. Öyle şey olur hiç. He lafıma inan. Biraz Osmanlıcaya benziyor. Bir parça Ermenice'ye andırıyor. Rumcaya kaçıyor. Çünkü ben her dilden birkaç harf tanırım. Bu lafların pek acayibime gelor. Şimdilik sen bu yazıları okuyabilirsin. Ne kalın kafalısın be. He dedik ah. Anlat bana. Ne yazor? Kafasaki, pösteki gibi şeyler. Pöstekiden ne çıkacak sanki? Türkler için pösteki büyük bir şeydir. Ne çıkarsa ondan çıkar. Pösteki çok itibar ederler. Sokaklarda yağ dost bağıran saçaklı derviş babalar yoktur. İşte onlar pösteki sırtlarında taşırlar. Padişahlar, şeyler hep ona otururlar. Ahbar o saçaklı pöstekli babalar yağ dost deyi kimi çağırırlar? Ellerine kim bir mangır verirse onların dostu işte odur.'' Agop telaşla başını kaldırıp tekrar önüne bakarak yavaşça. Aman Kirkor! Zo ne var? Gelor! Kim? İşte o divane. Kirkor gözünün ucuyla merdivene bakarak. He gördüm. Kendisine baktığımızı hiç çaktırmayalım. Bakalım yine ne iş edecek. Gözümün bir ucunu ona diktim. Öbür ucunu yere verdim. Kurnazol tınmaz gibi dur. Tınmaz kurnaz olayım. Her işten evvel şimdi sus pus ol. Laf eder gibi yapalım ki bizim kendisinin dikkatinde olduğumuzu çakmasın. Gerçekten de merdivenin üst başında koca fesli bir sahan kapağı gibi kulaklarına kadar suratının yarısını örtmüş, kır sakalı göğsüne inmiş, cübbeye benzeyen uzun, geniş paltosu topuklarını döven ve iri, yuvarlak, puhu kuşu gözlü bir insan karaltısı peyda olur. Orta oyununda büyücü rolüne çıkar gibi esrarengiz tavırlar, sinsi sinsi bakışlarla, binbir direğin koyu boşluklarını süzerek Ermenileri kurnaz incelemeye başlar. Kirkor pek yavaş. Agop! He! Dikkatli dikkatli bize dikize doğur. He görürüm. Ne edelim ki bizim onu gözetir olduğumuzun farkında varmasın? Şarkı bağıralım. Bu iki delikanlı yüzlerini öbür tarafa çevirir gibi yaparlar. Hızlı hızlı elemgelerini çevirerek ikisi birden baso, primo bir ahenkle Türkiye'ye girişirler. Aman aman bızdık, topumuzda sızdık. Ceviz içi bademde şan fıstık. Ermenilerin kendi tabirlerince tınmaz görünmelerinden emniyete gelmiş gibi bu esrarlı adam ağır ağır 5-6 basamak iner. Durur. Göze görünmezleri görüyor, onlarla selamlaşıyor gibi tavırlar alır. Kah ince tebessümlerle gözleri süzülür, kah küçük bir dargınlıkla kaşları çatılır. Bir şeyler sorar ya da açıklar gibi hareketlerde bulunur bakanları meraka düşürmekten başka bir anlam çıkarılmayacak bir pantomim oynar. Agop daha pesten. Bu herif zır divanedir. Yoksa bize kandırmak için böyle edor. Ben bilirim ahbar ki ne halt edor. O kurnazsa biz ondan daha atik olalım. Çaktırmayalım. Ermeniler yine ezgili makamdan şarkıya girişirler. Zo, ben dolma yemem, afiye hiç gelemem. Ben o lafı diyemem, edeptir söyleyemem. Kız kozu kırdık, incirle fındık. Ceviz içi bademde şan fıstık. Sakallı yine etrafa efsunlamaya benzer süzgünlüklerden, püflerden sonra birdenbire bir şeyden ürkmüş gibi merdivenin indiği kısmını ters yüzü çıkmaya başlar. Kirkor, vay geçmişine be Herif ürktü. Senden mi? Benden mi? Agop, zo sus ol. Sakallı, ufak bir duraklamadan sonra, ağır ağır raks etmekle yürüme arasında deli gibi salınarak yine inmeye başlar. Kirkor, yine inor. Agop, dur bakalım, inecek yoksam yine birden pişman olacak. Ermeniler yine başlarını öteki tarafa döndürürler şarkı tuttururlar. Ben şakaya gelemem, edeptir söyleyemem. Lambayı kıstık, ateş gibi kızdık. Kız kozu kırdık, boğaz içi gerdanda top fıstık. Ziyaretçi, ipekçilerin kendiyle meşgul olmadıklarına kanaat getirmiş gibi merdiveni iner. Direkler arasından bu yer altının doğu tarafını doğru yürür. Yere, havaya, önüne, arkasına, sağına, soluna, Aheste aheste göz gezdirerek dolaşır. Kirkor: "Zo, bu ne arar böyle? Hava. Bu koca dünyanın üstünde hava bulamadı da dibinde arar." Divane Balkabandan olur sanırsın. Ziyaretçi birdenbire durur. Ermenilere doğru meraklı bir bakış fırlattıktan sonra şapşal paltosunun yan cebinden bir kitap çıkarır. Bir süre içinden okur. Direklerin aralarını adımlamaya başlar. Sağa sola zikzakladıktan sonra duvarla zemini ayıran çizgiyi karışlar. Agop, görürsün yere parmak parmak karış ediyor. Polise haber etsek acep. Ne deyi? Acayip tertip herifin biri binbir direğin dibini parmakla ordayı. Avallan mahbar. Şu divane herif edepten dışarı böyle bir işe doğursa, bundan binbir direğin namusuna bir keder gelir sanırsın. Bırak ki binbir direk de ardından kötü laf söylenmemiş hayırlı bir şey değildir. Neden? Burası parasız hovardaların sevda yeridir. Ellerine geçerse buraya aşırırlar. Üstünden yağmur sızmaz, altından çamur tutmaz. Hiç yerin dibinde hındım olur. İki gönül birlik olduktan sonra samanlığın seyranlık olduğunu bilmezsin. Bu aralık ziyaretçi duvara yaklaşır. Kurşun kalemiyle bir şeyler yazmaya başlar. Agop, ahbar, zevzekliğin lüzumu yok. Herif adım hesabını etti, kitaba baktı, yerleri karışa vurdu. Şimdi fikirlerini duvara yazar. Hep bunları boş iştir sanırsın. Ey bundan ne çıkacak? Cenevizlerin bunda gizledikleri bir define olmalı. Zo, böyle bir define varsa havaya bakıp da yere karış etmekle bulunur. O kitapta ne yazıyor bilirsin. Herif bu işleri kendi fikrinden mor. Kitabın tarifine, raconuna gidiyor. Bu herif paraları aşırmadan gidelim, hükümete haber edelim. Susol, Humble, senin ceza dairesinde sorgu hakimi dedikleri o gözlüklü adamın karşısına hiç çıktığın vardır. Çocukluğumda Vilanka Bostanı'ndan hıyar aşırdığım zaman beni karakola götürdüler. Hıyar yerine onda bir iki zorlu tokat yedim. Gözlerimden çingene körüğü gibi alev çıktı. Hırsızlığa tövbe ettim. Bundan gayrı hükümetle bir alışverişim olmadı.'' Bu iş çocukken hıyar yemeye benzemez. Sorgu hakimi insana lafı o kadar ince pamuk ipliğini ayırt ederek sorar ki karşısında cevaba duramazsın. Şeytani tarafından avukat tutsan işin içinden çıkamazsın. Bu işi hükümete ihbarlarsan sonra ne olur bilirsin. Üçünüz ortak oldunuz, bin bir direğin dibini açıp paraları çıkardınız. Üç payı ayırarak yuttunuz derler. Artık senin iş yoksa Zoe efendim bu herif yerden para çıkarmadı. Havaya baktı. Ortalık yere karış etti deyi aman Allah çağır dur. İpekçiler böyle çekişirken o acayip ziyaretçi besbelli o günkü araştırmasını tamamlayıp kitabı cebine kor. Bir gözü yerde öteki havada adamını atmak için ayağını her kaldırışında basacağı noktayı güçlükle bulur gibi tereddütler içinde dandini terelelli garip bir yürüyüşle çıkar gider. İki ipekçi bu ecinli bozması sakalının binbir direği böyle merak verici ziyaretinin sebebi hakkında derin derin sorgulayıcı bakışlarla bakıştıktan sonra Kirkor der ki Ben bu herife bir lakap koyayım. He di bakalım. Binbir direk tiyatrosunun kavuklusu. Biz de orkestrası öyle değil. Bu salak ihtiyar kıyak bir oyun edecek ama bakalım ne vakit. İki delikanlı merdivene gözlerini dikerler. Herifin çekildiğine kanaat getirdikten sonra onun dolaştığı yerleri adım adım araştırmaya, incelemeye başlarlar. Yeri adımlarlar. Duvar diplerini karıştırırlar. Fakat merak ve şüphelerini gidermeye yarayacak bir emarecik bulamazlar. Nihayet duvarları dikkatle gözden geçire geçire ziyaretçinin yazılarını bulurlar. Fakat bu yazılardan bir anlam çıkarmak bu iki cahili pekçinin harcı değildir. Bundan hieroglif bir çivi yazısı gibi eski yazıları çözüp okumak için bıkıp busalmadan çalışan uzman alimlerin bile bir anlam çıkarabilmeleri mümkün görünmüyordu. Bu yazılar tılsım yahut tılsımlı doğa veya garip bir cebir hesabının bilinmeyen işaretlerine benzer beş pençe, gazaya, anahtar dili, tarak, tabanı havaya kurulmuş çadır, birçok eğri, kırık, enine boyuna çizgiler arasında boru kefleri, H'ler, Vav'lar, Kargacıklar, Burgacıklar, İbrani harflerine, Süleyman'ın mührüne, Akrebe, Yılana, Yengece, ahtopota benzeyen tuhaflıklardan oluşuyordu. En okunaklı yazıları okumaktan aciz bu iki ipekçi çıra, gözleri önündeki bu zor harflerin çözümünün sırrı kendilerine doğaüstü manevi bir kuvvet yardımıyla ilham edilerek meydana çıkarılacakmış gibi boş bir ümitle hayli müddet tecelemeye uğraştıktan sonra Agop, Zo, bir şey çakabildin? Bu pek derin bir işe benzoğ rahbar. Bundan ne cinci hoca bir şey anar, ne papaz, ne de haham. Vay! Vay ya! Ne sandın ki? Sen bir şey çaktınsa söyle. Avalım sustu. Buna işaret derler. Ne ki işbariye doğursa anlat bakayım. O kaz ayaklarını görürsün. He! İşte onlar yavaş yavaş geliyoruz demektir. Zo, agop fikrine hayran oldum. Daha ne diyor? Şu yengeci gördün. Yılanın kuyruğunu ısırmaya gidiyorsa, yılan da hırslanarak dönmüş ona dikize doğar. He, fakat bundan ne çıkar? Zo, bu işaret. Ensemden gelirseniz size sokarım, demektir. Ahbar, kıyak zarafetsin. Şu kaplumbağadan ne marifetli laf çıkaracaksın. Bundaki definenin tılsımı kaplumbağadır. Buraya bu hayvanın kanını akıtırsanız, tılsımın uçkuru çözülür anlamındadır. Bu define bir don içinde duruyor ki uçkuru çözülsün. En kıyak defineler don içinde saklıdır. Boş laf et mahbar, şimdi don modası geçti. Bütün mallar meydandadır. İki ipekçi bu meçhul işaretlerin önünde böyle garip iddialarla akşama ederler. Ebul Faz Enver'i simya meraklılarından müteveffa Nasrullah Efendi'nin oğludur. Hobyer semtinde geniş bahçe ortasında mahzenli, bostan kuyulu, dehlizli, musandralı bir konakta büyüdü. Tarif ederler. Eski zaman alimlerinin çocukları varmış. Lazımlıkta otururlarken kendi vücutlarından fışkıran bir gürültüden korkarak ''Anneciğim, dadıcığım!'' Oturak bana bom dedi. Feryadıyla kaçarlarmış. Enveri işte bu neslin parlak numunelerindendir. Koskoca olanken uçkuru göğsünün üzerinde düğümlenmiş bir don, başında kulaklarının yarısını örten bir pamuklu takke, elinde değnek, daima harem sofralarında topaç çevirir, selamlığa bir misafir geldiğini görse, mabeyin kapısından dilini çıkarıp ö der kaçar. 25-30'unda hala adına çocuk denir. Dadısız ayak yoluna, lalasız sokağa gidemez. Gitse de iki mahalle aşırı bir yerde kaybolur. Kendinin nerede olduğunu kestiremez. İsmini sorsanız cevap vermeye utanır. Vücudundaki bazı organların adını bilmez. Gerdeğe girdiği gece yenge kadının verdiği talimatı ders gibi harfi harfine ezberler. İki kelimesini unutsa nasıl hareket edeceğini şaşırır. Ellerinde kılavuz kitaplarıyla seyahate çıkan turistler gibi, gerdek aleminin en heyecanlı sırlarına, yabancı bir elin yol göstericiliği sayesinde erer. Kadına ilk sarıldığı zaman babasından öğrendiği duayı okur. Cumartesiler uğursuzdur. Salı günü işe başlanmaz. Ayın son çarşambasını sayar. Muharrem'in onuna kadar az su içer. Kurban bayramlarında kesilen hayvanların kanlarına parmağını batırır, damga gibi alnının ortasına basar. Cinlerden, perilerden, şeytanlardan ödü kopar. Pederi Nasrullah Efendi'nin konağında kimyahanesi ve gece gündüz işler kimyagerleri vardır. Hazırlanış şekilleri ve bileşimleri büyük sır sayılan değerli taşlar eritilir, alışımlar yapılır, potalara dökülürdü. Nasrullah efendi altın bileşimiyle her derde deva olan ve insan ömrünü sonsuza kadar uzatan şimşirik taşını yahut büyük iksiri bulmaya uğraşıyordu. Sırrın korunması için yeraltı mahzenlerinde çalışan kimyagerlerin sakalları ağrıyor, senelerden beri ocaklar yanıyor, potalar kaynıyor. Efendi'nin bu sırdaşları durmayıp çalışıyorlar fakat ne altın imal edebiliyorlar ne de her derde deva büyük iksir bulunuyordu. Kimyacılar pek uzun senelerce süren bu başarısızlıklardan yılmayarak ve araştırma usullerini değiştirmeyerek aynı tarzdaki uğraşlarına devam ediyorlar. Daima Hintli bir dervişin kerametli ağzından işitilen düzenekler, eski kitaplarda görülmüş bilmece tarzı bileşim esasları üzerine gidiyorlar. Doğudan, batıdan, güneyden, sırtları pöstekili, elleri teberli, lüle lüle uzun kirli saçlı gezginler gelerek Nasrullah Efendi'nin evinde konaklıyorlar. Dağarcıklarından, keşküllerinden çıkardıkları kuru bitkileri, iksirleri, değerli taşları, tozları, hediyeleri, altından pahalı değiş tokuşlarla ev sahibini güya bağışlıyorlar. Potalar altından değerli kimyasallarla doluyor. Fakat mümkün değil altının bileşim sırrına erilemiyordu. Nasrullah Efendi'nin hemen hemen ümitsizliği düşeceği sıralar oluyor. Lakin yine dünyanın bir ucundan omuzları ceylan derili, cezbeli, salkım saçak, keramet ve sır dolu bir derviş meydana çıkıyor. Yeni bir şek ve gayretle işe başlayacak açıklamalarda bulunuyor. Bu çeşit kimya ile uğraşanlara göre madenler cevher maden ve ham maden olarak ikiye ayrılır. Cevher maden ısıyla temel özelliklerini kaybetmeyenler, ham maddeden yahut madene benzerse ısıyla özellikleri değişenlerdir. Ham maden cevher madenle temas ederek gelişebilir. Bu iki türe ait madenlerin hepsi de aynı esaslara göre oluşmuş bileşik cisimlerdir. Her maden, madenlerin en asili olan altından, onların fikirlerince, içerdiği kükürt civanın az çok kabalıklarına göre uzaklaşır. Bunların değişmesi kükürt ve civa üzerine yapılan işlemle mümkün olabilir. İkinci usul de madenleri tamamen altına boyamaktır. İşte bu yolla altın tozu bulduktan sonra iksiri azam keşfolunacaktır. Derviş Cebeli'ye göre 70 bin türlü bitkinin içinde yalnız bir çeşit ot vardır. Zaten bitkiler madenin büyüyebilir hale gelmiş cinsidir. Aslında hepsi birdir. Bu topraktan altın özünü süzüp emerek yetişir, sıcak ve alıman bölgelerde bulunur, fakat asıl büyüyüp geliştiği yer, Bezme-Eles Dağı'nda Hüt, Hüt Yaylası'dır. Türlü renk ve şekilde yetiştiğinden kerametle bulunabilir. Fakat bu Bezme-Eles Dağı, Asya kıtasının neresindedir? Dervişin bu coğrafi açıklaması pek karışıktır, İçinden çıkılmaz. Bu altın bitkisinin hıdrellez gecesi gün doğmadan sabaha karşı koparılanları makbuldür. Bu ottan yen hayvanların etleri, yağları, kemikleri altın gibi sararır. Bazı kasap dükkanlarında böyle altuni renk almış koyunlar, sığırlar görülür. Bu etler yedi türlü hastalığa devadır. Demir, kalay, civa, kükürt hep bir arada eritilip bu ottan yeterli miktarda eklenirse altın külçeleri meydana gelir. Bu bitkinin dirhemi altından pahalıdır. Fakat her eri ya bir abdestsiz elin temasından veyahut eritenlerin kalplerine fenalık ve sapkınlık gelmesinden eşe şeytan karışır, bileşim bozulur. Potadaki alışımda altından eser görülmez. Ebu Faz Enveri böyle bir evde ve bu zihniyette bir babanın terbiyesi altında yetişmişti. Nasrullah efendi merhum altının terkibini bulmak için bütün altınlarını harcamakla beraber yine oğluna geçinecek kadar bir miras bıraktı. Lakin zavallı Enveri bu küçük servetle beraber babasının deliliğinin büyük bir kısmında miras olarak kaldı. Merhumdan kalan kütüphanede akılları zıvanalarından çıkararak okuyanları gülünç deliklere sevk edecek ne vardı. İlmül Kehane İlmül Havas, İlmül Rakay, İlmül Azaim, İlmül İstihzar gibi Enveri'nin ilim ve irfan dolabı asırların tozları altında uyuyan bu kitaplarla doluydu. Ebul Faz Enveri için bu dünya yüzünde gerçekleşen her hareketin uğurlu uğursuz olmak üzere iki anlamı vardır. Rüzgarın uğultusu, ağaçların hareketi, bir kuşun ötüşü, kapı gıcırtısı, köpek avlaması ve bütün bu tür sesler, hareketler, hayır veya şerden haber veren birer faldır. İnsan uğursuzluklardan kaçıp rahat yaşayabilmek için tabiatın bu uyarılarını anlayarak her eylem ve hareketsini uğur çerçevesine uydurmaya çalışmalıdır. Aksi halde mahvolur, perişan olur. Enveri yatakta gözlerini açınca sabaha mahsus duayı okur sağ tarafından kalkar, evvela sağ adımını atar, her eşyanın herhangi bir yere konması sırasında gözetilecek uğurlar, uğursuzluklar vardır. Kulplu, köşeli şeyler hep kıbleye çevrilecek, maşa hiçbir vakit dikliğine konmayacak, tencereler, leğenler yüzüstü kapatılmayacak, odalarda, mutfakta eşyanın yerleştirilmesi öyle özel bir düzen ve kanuna tabidir ki, her ne zaman bunun aksine hareket edilse, evin efendisi buna göz yumanın başına kıyametleri koparır. Her işin dakika ve saniyesiyle günü, saati gözetilir. Bazen en acil işler uğurlu saatine denk gelmemesinden dolayı haftalarca, aylarca ertelenir. Enver'i sabahleyin merdivenin sağ tarafından ve her adımını uğur getirme ve uğursuzluğu kovma kurallarına uydurarak iner. Sokak kapısından çıkarken bereket duasını okur. Sağına soluna üfler. İlk bakışta köre, topala, çola, kısacası sakat bir mahlukata rast gelirse uğursuzluk sayarak titrer. O günü en acil işlerini terk eder. Enver'i ölmüş pederinden birkaç derece daha fazla aptal olduğu için uzun bir sebat ve kimya unsurlarıyla mücadeleye ihtiyaç gören altın üretme işine merak salmadı. O, tılsımlara kapıldı. Bazı şeylerin uğursuzluklarının bir takım efsunlar ve tılsımlarla giderilebileceğini kitaplarda okudu. Muskaların, taşların, toprakların, otların, kısacası bütün her şeyin tılsım özelliklerini inceledi. Bütün dertleri, felaketleri, belaları kovan ve hayırlar, uğurlar, mutluluklar getiren tılsımlar buldu. Kolera, veba, kuduz gibi Korkunç bulaşıcılıklarıyla elin ve fen alemini sarsan en büyük belalardan, bir kağıt parçasının üzerine aşık yolunu şaşırdı. Endişe, ahtapot, su yolu, beş pençe gibi gülünç şekillerle birkaç kargacık burgacık çizmek ve bu tılsımı üzerinde taşımakla bağışıklık kazanılacağı inancına kapıldı. Ve bu inancını pekileri götürdü. Mesela her işte başarıya ulaşmak, ve düşmanlarını yenmek, hırsızlardan korunmak, sokakta kazaya uğramamak, denizde boğulmamak, yangında yanmamak, zehirlerden etkilenmemek için üzerinde taşınacak birer tılsım vardı. Bu tılsımlara sahip olduktan sonra hekime, ilaca, sigortaya ve akla gelebilecek tehlikelerin hiçbirine karşı önlem almaya lüzum kalmıyordu. Çünkü resim sanatında pek acemi, sersem bir kafanın garip resimlerine benzeyen o şekillerdeki düz, kesik, eğri çizgilerin, noktaların, dairelerin, açıların her biri burçlarla, yıldızlarla, astronominin akıl almaz sonsuz sırlarıyla ilişkiliydi. Tılsım ve Efsun ilminde bu araştırmaları esnasında nihayet Enver'in eline, Konstantiniyedeki bütün tılsımlı defineleri haber veren bir kitap geçti. Bu pek mühim eser eski Rumcadan Arapçaya ve sonra Türkçeye çevrilmişti. Enveri bu kitabın her sayfasını hafızasına nakşederek okuya okuya o zavallıcık yarım aklını da bütün bütün kaybetti. Keşfetmesi zor yerlerde gömülü bu hazinelerin meleklerden, cinlerden, şeytanlardan bekçileri vardı. Tılsımnamenin ibareleri, gizli işaretler, istareler ve simgelerle çözümü pek zor bir şifre biçiminde yazılmış olduğundan, anlamak için ilham ve keramet gereken satırlarda bir çare çok zorluk çekiyor, bir anlam yaraştırıp uygulayıncaya kadar beyni ve kanı vücudundan sızarcasına terliyordu. Bu kitap 12 burca karşılık gelecek şekilde 12 bölüm olarak düzenlenmişti. Kutsal meşalelerinden yararlanmak için derin şeyhlere başvurdu. Bazıları yine simgelerle cevap verdiler ve bazıları kitapta yazılanları uygulamaktan çekindiklerini söylediler. Çünkü bazı definileri tılsımdan kurtarmak için insan kurban etmek gerekiyordu. Nihayet Enveri kendi kendine meseleyi çözmek için uğraşmaya karar verdi. Birçok istihareye yattı yarı hayal dünyasında, yarı gerçek dünyada 7. bölümün bir kısmını kendi aklınca aydınlatmayı başardı. Hazine, Edirne kapısıyla Topkapı arasında gömülü fakat anahtarı binbir direkte bulunuyordu. Ebu Faz Enveri, inceleme ve araştırmalarını tamamlamak için binbir direğe devama başlar. Sağdan üçüncü sıra sütunun doğu yönündeki bitiminde kemerin duvarla birleştiği hizada güneyden kuzeye doğru 7 karış saydıktan sonra dikey yönde 3 adam boyu yükselince duvara gömülü bir haç rastlanır. İlk bakışta bu haç fark edilmese de duvarın o noktadaki yüzeyi keser gibi bir aletle kazınınca şekil mutlaka meydana çıkar. Haçın kesişme noktası merkez alınarak yine 7 karış çapında bir daire çizilmelidir. Bu daire içinde Yunan harfleri ve özel işaretlerle definenin anahtarı görülür. Gereği yerine getirile. Definenin Hicri 14. asır başlarında bir Müslümanın eline geçeceği müjdelenmiştir deniliyordu. Ve daha şu garip açıklamalar vardı. Bu tılsımın etrafında daima iki melekle iki şeytan dolaşır. İblisler meleklerin uyanık olmadıkları bir zamanı gözleyerek tılsıma ulaşma fırsatı kollarlar. Lakin melekler her an uyanıktırlar. Defininin gerçek sahibi olacak Müslüman ortaya çıkıncaya kadar şeytanlarla mücadele ederek hazinenin ait olduğu kişiye teslimine yardım edilecektir. Lahur ve Mahur ismindeki bu iki melek insanoğlu şeklinde ve insani bir işte meşgul görünürler. Şeytanlar kekreyle mekradında olup insan, hayvan türlü şekil ve kılığa girerler. Binbir direkteki şifre halledilip, Edirne ve Topkapıları arasındaki yere gidilince işaret olunan mevkide uzunluğu bir arşından aşağı olmayan bir yılan, yeşil, sarı, siyah renkte üç akrep, bir kaplumbağa, bir kurbağa öldürülerek defini tutan tılsım bozulacak. Yine bir gün Agopla Kirkor o büyük Bizans su sarnıcının direkleri arasında kalın kemerlerde yankı yaparak pürneşe, neşe, türkü söyleye söyleye elemgelerini çevirmekteyken yarenliğe giriştiler. Agop, anamız babamız bizi vaktiyle mektebe verdiler, okumadık. Böyle cahil cühela kaldık. Koca karı sepetime yemek, ekmek kordu. Moruk da elime gündeliğimi verirdi. Ben sokak kapısından çıkıp köşeye dönünceye kadar da ensemden bakarlar idi. Ben mektepten evvel viraneliğe giderdim. Orada birkaç haylazla daha birleşir, çukura fındık atar idik. Ne tatlı oyun idi. Heh, viranedeki çukur oyunları çok tatlı olur idi. Ahbar, geçmiş zaman, lafı pek derine götürme. Viraneliği çukurup geç çocukluğumuzu, gizli oyunlarımızı aklına getirme. Korkma korkma, seni utandıracak laf etmem. Ben sözün söylenir söylenmez taraflarını bilirim. Bu kalın kafam mektepte okunan şeylerin hiçbirini içine almazdı. Bize ders değil bir takım martavalları anlatırlardı. He <laughs> he, bilirsin bir gün coğrafi dersinde hoca ne dedi? Ben dinlemez dedim ki ne dediğini bileyim. O dırdırlanırken ben sıranın altından sinek avlar idim. Bu dünyaya küreyi arz derler. Koskocaman, yüzsü varlak, dev bir yumurtadır. Topumuz da işte yumurtadan doğmuşuzdur. Ahbar ağzını topla. Biz çapkın, bıçkın, cenabet şeyler isek de içimizde aziz insanlar da vardır. Hepimizin bir keratadan doğmuş olmamız lamusa dokunur bir laftır. Eh hadi canım her lafta lamusla ırza parmak atma. Hoca demezden evvel topumuzun da yumurtadan çıkmış olduğumuzu bilmiyordum sanırsın. Kirkor, Ebul Fas evrenin duvara çizilmiş olduğu kargacık burgacıklara, kaplumbağalara bakarak Agop buyur kaplumbağa da yumurtadan çıkar. Her şey ondan çıkar dedik ah sen kaplumbağanın istivarını bilirsin. İşitmemişim. Ben büyük anamdan dinledim. De ki ben de işiteyim. Kaplumbağa evvelden insan imiş. Laf deyi durmuş karşımda. Ne martavallar zırlıyorsun. Zo dinle. Hem insan hem de zenaat sahibiymiş. He söyle köpoğlu ne iş tutmuş. Hamurcuymiş. Büyük bir günah etmiş. Asfas hamur teknesini sırtına yükleterek onu kaplumbağa'ya çevirmiş, çayıra salıvermiş. Ya Rabbim günahı neymiş acep? Okkala eksik hamur koymuş. İşte öyle bir iş etmiş. Haksızlık edenleri asfas böyle birer birer çarpmadıktan sonra bu dünya düzelmez. Fakat çok defa olan kıyak haksızlıklara hiç tınma or. He ama onun sebebi var. Nedir ki? Cenab-ı Mevlam bizi hamit zamanının istibradından kurtarıp da cümlemize mecnuniyet ihsan buyurduysa altık aranızda kanun koyarak idare olunuz dedi. Kendi karışmadı. O ki karışmadıysa işte böyle olduk. Ne oldu kahpar? Belki bir işiten olur. Hamit gittiyse onun yerine idareye öfleye geldi. He, anlaşılıyor ki bu da pek zorlu bir merettir. Lakin nerede oturur? Daha suratını görmemişim. Bahtlısın ki görmemişsin. Görenlerin akılları artlarına kaçıyor. Çüş, senin aklın dediğin yerdedir. Söyle kendi kendine oraya kaçtı yoksam. Sen kendi elinle koydun. Şimdi bu lafları bırak. Kaplumbağamıza gelelim. He, fakat sen lafı uzattın. Kaplumbağa evvelden hamurcuymuş. Zo, neme gerek? Sana zenatını soran vardır. Çocuk iken bu masalı koca ninen fikrine koymuşsa sen de hala onu oradan çıkartmamışsın. O esnada merdivenin üst başından mahzenin loşluğu içine dökülen aydınlığın ortasında bir gölge sallanır. Birkaç saniye sonra Ebulfaz evreni uzun sakallı narin endamıyla boylu boyunca görünür. Adımlarını biraz hoplar gibi ata ata, her basamakta sağına soluna eğilip dinlenerek deve yürüyüşüyle inerken Agop, ''Kirkor, gel He, görmüşüm, tınma.'' Güya gelenin hiç farkında değillermiş gibi elemgelerini çevirerek Türkiye başlarlar. Biz panayıra gittik, ahne iştir ki ettik, mumu şamdana diktik, zo bayıldık da bittik. Keflenelim, gülelim, bu yazı evlenelim. Gel çıkalım yokuşu, Hıyardan olur turşu. Kur yük sallayan kuşu, Deniz deryaya karşı. Öt ki keflenelim, Bu yazı evlenelim. Enveri o acayip, Garip salıntılı yürüyüşüyle dalgın dalgın, Ermenlerin yanından geçerken. Ayın ve mim ve dal, Kim çeş ha üzülfüdür? Mü Dil havvası, Aşka bu üç harfle eyler amel. Ayın, mim ve dal harfleri sevgilinin gözü ve ağzı ve zülfüdür. Gönül bu üç harfle aşk büyüsü yapar. Tılsımlı kemere doğru yürür. Agop ustamıza küfretti, babamıza sövdü, anamıza hıyızlandı. Ne etti? Anladın. Ayın, mim, dal okudu. Sonra çeşmeye gitti. Daha sonra harflerle bir şey yaptı. Kıyafeti efendiye benzer ama ağzı bozuk terbiyesizin biridir. Enver'i işaret parmağıyla birer birer direkleri saymaya başlayarak. Araştırmacılara göre tarihlerde yazılı olan sayı 224'tür. Fakat gel gelelim ben sayıyorum sayıyorum 227 çıkıyor. 3 fazla. Ben miyim yanılan tarih mi? Çift sayının teke dönmesinde daima uğursuzluk vardır. Kirkor, ''Vay babasının canına be! Bu herifin önüne bir pösteki koysan kıllarını sayacak.'' Alimler hep böyledir. Birinci yerlerse çekirdeklerini hesap ederler. Zo, şu kadar vakittir ki bunun burasında iplik bükeriz. Hiç bu direkleri saymak, bunlarla tek mi, çift mi oynamak fikrimize geldi? Ben bu herifle laf edeceğim. Zo, Divanelik bulaşır deyi korkmazsın. Bulaşırsa bulaşsın be. Bu karanlıkta oturup iplik kıvırmadansa, top başına gider, divane kardeşlerimizle hep beraber opera bağırırız. Şimdi Jack bu kederli dünyanın sefası yalnız tımarhanelerde kaldı. Agop, Enveri'ye yaklaşarak, ''Efendi baba.'' Enveri derin bir dikkat, süzgün bir tebessüm, ağır bir telaffuzla. Vay evlat! Siz bu direklere sayıyorsunuz. Evet, evet. Lakin tarihte yazılmış olan adet 224 iken ben her sayışta 227 buluyorum. Hesabı düzeltmek için şimdi 3 fazla direği nereye koyacağız? Agup'un hayretten gözleri büyüyerek. Efendim, bakınız yine yerlerinde dursunlar. Bu koca direkler nereye konur ki? Ebu'l-Faz Enveri kabararak, Olmaz, ya tarihi düzeltmeli veya direklerin adetlerini azaltmalı. Efendim, vaktinde hocam bana tarih denilen kitaplarda çok yanlışlıklar olduğunu söylemişti. Bu yanlışlıklar kitaptan kitaba geçiyor imiş. Bundaki direklerin 224 olduğunu yazan tarihçi, Buraya gelip de direkleri sayarak yazmamış. Başka bir tarihte gördüğünü kendi kitabına geçirmiş. Kirkor Durunuz ki ben de diyeyim. Bu işe dair kıyak malumatım vardır. Benim irahmetli büyük babam Pisamatya Mektebi'nde istorya hocasıydı. Mahrum bu direklerin sayısını tevarihte 230 görmüş olduğunu söylerdi. Enver'i Ha evlat, doğru haber sende. İşte bu doğru. Çünkü sütun dikimi ve mimari simetride tek adet olmaz. Ben mimari bilmem. Büyük babam 75'inde geberdi. O yaşayacak kimse onun ağzından bir yalan işitmedi. Şimdi bu altı direk buradan nereye kayboldu? Kirkor, efendi hırsızlar çoğaldı, çalmışlardır. Camilerden birer birer halıları, seccadeleri, çinileri aşırıyorlar. Böyle giderse bir gün bakacaksınız ki Ayasofya'nın yerinde temelden başka bir şey görülmeyecek. Rumlar da dertten kurtulacaklar, siz de. Enver'i birdenbire sözü keser. Gözlerini baygın baygın uzak loşluklara diker. Silik bir hatırayı davet eder gibi alnını okşayarak tılsımlı duvara doğru yürür. Agop şaşkın şaşkın arkadaşına bakarak. Bu herif zır deli. Yine aklına ne geldi? O bizimle laf ederken derinlere bakor. Gözlerine başka şeyler gözükor. Zo, so, bu binbir direğin dibinde şimdicek bizden başka kim var? Ahbar, ötekiler sana bana görünmezler. Yalnız divanelere işaret verirler. Neyse, biz bu herifin kafasına göre gidelim bize her ne ki söylerse he diyelim. Belki 5-10 kuruş öne bakar. Enver'i üçüncü sıra sütunun doğu ucundan ve kemerin duvarla birleştiği hizadan, güneyden kuzeye doğru karışlamaya başlar. Sonra ayaklarının ucuyla yükselerek yukarıda bir şeyler görmeye uğraşır. Duvara tırmanmak ister gibi bu hareketleri tekrar edip dururken, Agop, bu herif onda neye doğru ki? Kirkor, Kedi ciğere bakar gibi tavanda bir şey atılmak istiyor. Tavanda ne var ki? Hiç canım. Belki birkaç örümcek, börtü böcek. Yardıma gitsek hoşlanır acep. He bir deneyelim bakalım. Bizi kovacak yoksa gittiğimizde hoşlanacak. İki Ermeni delikanlısı tuhaf birer yüz buruşuklu ve yampiri bir mahcubiyetle Enveri'ye yaklaşarak sahibine karşı küçük ve kısık sesini çıkaran köpek yaltaklanmasıyla ''Efendi baba, hizmetinize kabul ederseniz yardıma geldik.'' Enveri birkaç adım geriler. Loşluk içinde baykuş gözleri gibi parlayan iri yuvarlak gözlüklerin altından bakarak Arapça birkaç cümlelik bir dua okuduktan sonra Yardıma mı geldiniz? Ruhunuzu bana teslim ediniz. Ermeniler şaşırarak. Ruhumuzu sana teslim edelim. Sonra biz geberelim. Şeytan mısınız, melek misiniz? Söyleyiniz. Ne şeytanız, ne melaikeyiz. Ya nesiniz? İki bacaklı, iki kollu, bir kafalı, insanoğlu insanız. Görmüyorsunuz. Sinemdeki yaralar hep onun aşkının elindendir. Var olan her yol Canan'dan canıma gelir. Efendi baba, biz böyle eleni kadilden bir şey çakmayız. Bize ya Türkçe ya söyle. Enveri cebinden bir takvim çıkarır, saatine bakarak Güneşin zuhal ile üçlemesi, zührenin kavsa dönmesi, Merkür doğrultusu. Agop Dua dedi. Amin. Kirkor. Amin Allah'ım amin. Enveri. Susunuz. Eşref saate üç dakika var. Sonra konuşalım. Kirkor. Ne dedi? Ne dedi? Agop. Üç dakikadan Eşref Bey gelecektir. Sonra mı konuşalım dedi. Ermeniler şaşkın. Enveri boyun bükük dalgın. Üç dakika sessizlikten sonra tılsımnameyi okuyarak Kekre ile mekre, bu iki şeytan, lanet üzerlerine olsun, hile yaparlar. Biz meleğiz derler. Söyleyiniz, nesiniz? Agop, efendi baba, insan olduğumuza daha inanmadın. Şeytan uzun kuyruklu olur. Bak biz tıpkı sana benzeriz. Adınız, sanınız? Agop'la Kirkor. Elif harflerin en ulusudur. Ben onu sana veremem. Elif'i lama çevir, meddi yerine getir. Lagop olur. Agop? Allah otur aşağı. Bu adam yavaş yavaş beni lahana kereviz yapacak. Enveri? Şeytan değilsiniz de niçin yerin altında oturuyorsunuz? Agop? Efendim, burası geniş ve serindir. Kirası yoktur. Biz bunda iplik bükeriz. Zanaatimiz budur. İplik bükmek bahane. Siz burada başka iş için oturuyorsunuz. Kirkor. Yok efendim, biz lamuslu çocuklarız. Fikrinize kötü şeyler getirmeyiniz. Bunda gizli bir işimiz yoktur. Siz burada bir şey bekliyorsunuz. Agop. Burası tonozla taş dikrek ve kupkuru topraktır. Bunda beklenecek ne var ki? Enveri. Tılsım. Agop güler ve parmağıyla duvarı göstererek. Tılsımı işte ondaki yılanla kaplumbağa bekliyor. birden bir Agop'un bileklerinden yakalar, derinden derine sorgulayıcı bakışlarla gözlerinin içine bakarak. Ha, işte yakaladım. Siz mutlak ve mutlak ya meleksiniz ya şeytan. Ya doğru yoldan saptırmaya geldiniz ya yardıma. Biz saptırmaya gelmedik, yardıma geldik. Söyleyiniz, melek misiniz? İnsan olduğumuza inanmıyorsunuz. Bizi şeytan bellemedense melek çağırmanız daha hoş olur. Meleklerin kuyruk sokumları olmaz imiş. Bu işten hiç malumatımız yoktur. Şimdi diyecek yoklamamıştım, denememişim. Enver'i Agab'ın gerisine elini saldırarak, Müsaade edersen bakayım. Ermeni genci iki adım geriye sekerek. Çekelin ondan bir adam. Fikri bozuk bir insansın nesin? Dibime bakıp da melek olduğumu anlayacaksın. Hiç insanın lamusu deliğine dokalınır. Kuyruğum neremdedir? Şimdi diyecek hiç merak edip de aramamışım. Ebu Faz Enveri zihninden ilal ve idgam yaparak Agop, Lagop, Lahop, Lahur Agop, he görürsün. Bir Agop'tan ne kadar laf çıkardı? Enveri devamla. Hüseyini Lahuri. Sen konuştuğun zaman şekerin lezzeti azaldı, sen ağzını açtığında cevherin özü kayboldu. Amin. Amin amin. Arife tarif istemez. Anladım. Siz Lahur'la Mahur'sunuz. Bunlar da kim? Tılsımname'de açıklanan iki melek. Evet evet melaikiz fakat size böyle demeye utanıyoruz. Siz arifli ve zarafetlisiniz. Ne olduğumuzu anıyorsunuz. Lahurla mahur bana yardıma geldiniz. He evet. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk ne iş için yardıma geldiğinizi elbette bilirsiniz. Kirkor, Agob'un kulağına, işi boklatmayalım, acaba şimdi ne desek? Tılsım işi için geldik. Tılsım namide her ne yazıyorsa doğruluğuna şahitlik eder misiniz? Şahitlik ederiz, hepsi doğrudur. Melekler, siz göğün kaçıncı katından indiniz? Biz göğün en üstünde, paradide otururuz. Gayet havadar. Bütün dünya ayak altında tabak gibi görünor. Şimdi kafirler göklere ve Allah'a dair sırları keşf için uçaklarla ta oralara çıkıyorlar. He evet, geçenlerde bir İngiliz uçağı ta yanımacak geldi. İçinde iki subay oturuyordu. Benden cennetin yolunu sordular. Bilirsin söylemek için bize izin yoktur. Anlaşılıyor ki orası da hep İngiliz memleketidir deyi ortasına baryak dikecekler. Bir tekme vurduysam denizin dibinecek gittiler. Allah korusun, Allah korusun. Şimdi biz definemize bakalım. Bu aradığınız define çok paradır. Tılsım kitabında ne yazıyor? Hesapsız. Bir altın buza, içi tım tıkız, fıstık gibi antika sikke, yakut, zümrüt, elmas, firuze dolu. Bundan bize de pay var. Ben o kadar dünyalı ne yapacağım? Bana yardım edin, yarısı sizin. Altın buzak. Buna keme satacağız. Hükümet bize yakalamaz sonra. Ben kimyagerim. Buzayı parçalar, sonra tavaya kor ettiririm. Vay babasının canına be. Bu çocukluğumda dilediğim masallar gibi bir şeydir. Ya batarız ya çıkarız. Söyle bakalım. Biz sana ne biçim yardım edeceğiz? Enver'i duvarı göstererek. İşte şurada. Üç adam boyu yüksekte duvara gömülü. Mozaik bir haç var. Onun etrafını kazıyacağız. Meydanda bir takım yazılar çıkacak. Tılsımın tarifesi orada. Ermeniler başlarını gösterilen yere dikerek, ''Peki ama oraya nasıl yetişeceğiz? Bunda merdiven yoktur. Getirirsek şüpheye varırlar. Bunun burası babamızın evi değildir.'' ''Siz meleksiniz. Elbette buna bir akıl düşünürsünüz. Göklere inip çıkan mahluklar bu kadarcık bir yere yükselemezler mi?'' ''Melaik pasaportumuz üzerimizde yoktur. Şimdi Jack bunda birer insan gibi yaşıyoruz. Hem kimsenin gözü önünde uçamayız. Buna izin yoktur. Siz hiç melaik uçarken gördünüz? Hayır. Biz size insan gibi yardım etmeye geldik. Siz bizden insanlık kuvvetinin üstüne çıkan hizmetler istemeyiniz. Öyleyse zeki bir insan gibi düşünüp bana söyleyiniz. O noktaya kadar nasıl yükselelim? Haçın bulunduğu yer üç adam boyu yüksekliğinde diyorsunuz. Evet. Birbirimizin üzerine çıksak orayacak yükselebiliriz acep. Aferin lahur, iyi dedin. Ben en altta ezilirim, çok ağırlık kaldıramam. Öyleyse sen en üste çık. Çok yüksekte duramam, başım döner. Kirkor, öyleyse ne biçim iş göreceğiz, Baba ya bize bineceksin ya biz sana bineceğiz. Bunun başka türlüsü olur. Baba orta kata çıksın olmaz. Ha, bak işte bu olabilir. Agop duvarın gerekli hizası önünde durarak Enveri'ye Baba haydi gel omzuma çık. Enveri ben maymun değilim. Omzuna nasıl çıkayım? Sen yere otur. Ben omzuna çıkayım sonra kalk. Ben de ve değilim ki yüklendikten sonra kalkayım. Kirkor tuhaf bir tebessüm ve itaat emreder bir işaretle Agop'a. Lahur sen biraz eğil. Ben babayı senin üzerine yükleyeyim. Sonra sen belini düzelt. Yavaş yavaş ben ikinizin üstüne çıkayım. Bakalım babanın dediği yerde stavroz vardır, yoktur, anlayalım. Agop eğilir. Kirkor epeyce bir uğraşmayla Enveri'yi arkadaşının iki omzu üzerine bastırarak ayakta durdurur ve sonra sorar. Baba nasılsın? Kendini iyi kantarla ki ben de senin üstüne çıkacağım. Enveri küçük bir dua okuyup bitirdikten sonra hafif yalpa vurarak İnsan, insanın üzerine çıkınca ne kadar yükseliyormuş? Yükseklik biraz saframa dokunuyor ama zararı yok. Dengemi kaybetmemeye uğraşırım. Mahur, haydi sen de çık. Mahur adına cevap veren Kirkor, bir cambaz çevikliğiyle Enver'in omuzları üstüne kadar tırmanır, ayağa kalkar. Mahur, melek olmana rağmen amma da ağrımışsın ha. Omuzlarımı çökerttin. Baba, biri gelip bunda bizi böyle görürse üst üste neden bindiğimiz için elbet sebep sorar. İşimizi çabuk görelim. Söyle şimdi. Ne yapacağız? Sağ taraftan kemerin duvarla bitiştiği noktadan sola doğru karışla. Tam yedinci karışta hacı ara. Ermeni, Mek, Argu diye birkaç defa yediye kadar karışladıktan sonra Baba, bunda dediğiniz stavroz yoktur. Enveri cübbeye benzeyen geniş paltosunun yan cebinden bir çekit çıkarıp mahura uzatarak Al, Bununla duvarın o noktasını kazı. Haç mutlaka meydana çıkacaktır. Ben buradan duasını okuyorum. Mahur duvarı birkaç dakika çekiçledikten sonra Baba sen aşağıdan ne kadar efsunlasan para etmez. Bu duvar taş kesilmiş. Buna kurşun gülle bile mişlemez. Mi Bu fındık çekiciyle burası kazınır hiç. Bu esnada binbir direğin merdiveninden pat pat inen adım sesleri duyulur. 8-9 yaşında çocuğunun elinden tutmuş bir efendi direklerin arasından içeri yürür. Efendi baba, burası neresi? Eski zamanda su sarnıcıymış. Hani ya su nerede? Suyu kalmamış oğlum. Çocuk direklerin arasından birdenbire duvar kenarındaki insan sütununu görerek. Aa, efendi baba bak, bak burada cambaz oynuyor.'' Enver'i bunlar kim? Mahur yavaşça Bunlar parasız seyirci. Buraya girmek için antre yoktur. Cahil, ulema, herkes gelirler. Bir türlü biçim laf eder, giderler. Kimi sarnıç der, kimi hapishane der. Eh, burası da hep bu kesim lafları kaldırır sanki. Biz burada neler görürüz neler. Lakin güya görmemiş gibi yaparız. Çünkü her gördüğümüzle derde girsek akşamacak kavga etmeli. Birdenbire Enveri'nin dizleri şiddetli bir şekilde titremeye başlar. Mahur, baba sallanma, ne olursun. Şimdi yangın yerinde kalmış sakat baca gibi her yere devrileceğiz. Enveri eliyle gelen çocuklu efendiyi göstererek, Ah, efsun kesildi, tılsım cılk oldu, mavi göz. Mavi göz uğursuzdur. İşimizi bozdu. Enver'i yıkılır. Kirkor'un üstüne. Agop en altta debelenir. Üçü birer külçe halinde toprağa serilirler. Kirkor Gel de şimdi babasının şarap çanağını etme. Bilmez dedim. Mavi göz sahiden uğursuz imiş. Kemiklerim açılır kapanır sandalye gibi birbirinin içine girdi çıktı. Neremden sakatlandım daha farkında değilim. Agop ben üste geldim. Biraz aşım oynadı. Fakat yine yerini buldu. Kirkor, sen pamuk şilte gibi üzerimize yattın. Altta kalanın canı çıksın derler. Canım çıkmadı. Babam onu sıkıca perçinlemiş. Fakat turşuluk toriye döndüm. Baba sen nasılsın? Aşığın, küreğin, diş kapağın yerindedir. Enver'i bir dua mırıldanarak el baş işaretleriyle cevap verir. Agop okuyor. Yoksam can çekişiyor. Kirkor Baba kendine gel. İstavroz üzerine şaka olmaz. İnsan böyle çarpılır. Belin kıvrık hala yan yatıyorsun. Kuyruk sokumun dipe girdi. Ne oldu? Çocuk babasının kolundan çekerek. Efendi baba bak cambazlar düştü. Kirkor Haydi işinize. İşte görüyorsunuz. Sizin uğursuz mavi gözlerinizin derdini uğradık. Çocuğun babası bir gücenme çatkınlığıyla. Mavi göz uğursuz mu olurmuş? Bilirim ben. Baba efendi böyle dedi. Dediği de doğru çıktı. Sanıyorsunuz ki sabahleyin sizi keyiflendirmek için biz burada cambazlık ediyoruz. Efendi, ya ne arıyorsunuz uçadan boyu yükseklikte? Birbirinizin üstüne niçin çıktınız? Kirkor Agop'a dönerek. Söylesene, niçin çıktık birbirimizin üstüne? Agop, efendi baba söyledi, biz çıktık. Çocuğun babası. Ulan o meşhur budalalardandır. Kirkor Enveri'ye dönerek. Bak ne diyor, senin budala olduğunun aslı vardır. Yoktur, anat. Enveri. Ahmaklar her zaman ariflere sataşır. Kirkor çocuğun babasına ''İşte bak ipince bir laf etti. Hiç budala böyle eleni kalaf diyebilir mi? Sen daha akıllıysan ana bakalım ki ne?'' dedi. Enveri ''Mahur sokak adamlarıyla çene yarıştırma. Biri sana budala derse eyvallah de geç. Bırak ki o adam kendini senden daha akıllı sanarak övünsün. Mavi gözlülerle konuşmak insanı tehlikeye atar.'' Çocuğun babası, Üç adam boyu yüksekliğindeki tonozu çekiçle neye kazıyordunuz? Ne var orada? Ben şimdi gidip belediyeye haber vereyim de siz kara gözü, mavi gözü görürsünüz. Kirkor, o kazıdığımız yerde istavroz vardır. Şimdi burası Türklerin olmuştur. Haçın orada durması günahtır. Baba efendi söyledi. Onu sökmeye çıktık. Enveri'nin kulağına eğilerek, nasıl uydurduğum yalanı beğendin? Sakın bu işin dibinde define vardır demeyesin. Sonram hepimizi deliye korlar. Çocuğun babası, Sen öyle haçlan putlan babanı kandır. Siz oradan antika, pek değerli bir şey söküyordunuz. Mozaik mi, çini mi, altın mı? Kim bilir, hükümete haber vereceğim. Efendi çocuğun kolundan çekerek yürür. Onlar merdiveni çıkarlarken Agop, On paralık bir avanta yüzü görmeden derde girdik. Sahi mavi gözlüler belalı oluyormuş. Yalnız mavi gözlü değil, görmediniz mi? Bebeklerin ortasında kedi gözü gibi bir sarı elif vardı. İşte uğursuzluk onlardadır. Yoksa her mavi gözlü insan uğursuz olmaz. Elif'ini okumadım ama görünür ki o herifin suratında bir cenabetlik, bir sakarlık vardır. Efsuncu baba, Altık ben senin her sözüne inanacağım. Dediğin çıkor. Bize bir göz attıysa yıldırma uğramış minare gibi yere düştük. Şimdi Jack boş lafları bırak. Herif arkasında iki belediye çavuşuyla gelirse bizi reis beyin karşısına sorguya çıkarırlar. Bilirsin. Babanın adından ananınkinden başlar. Öyle ince tertip şeyler sorar ki aklım başka tarafına kaçar. Hamhum dersin. Cevap bulamazsın diyecek. Seni hırsız oğlu hırsız sanırlar. Şurada ipliğimizi bükerken bak ne dertlere uğradık. Haydi elemgeleri, iplikleri toplayıp buradan sıvışalım. Birkaç ayda bu semtin civarından geçmeyelim. Beni burada bırakıp bir yere gidemezsiniz. Ben adım atacak halde değilim. Ah ah bu da kıyak laf. Ne istiyorsun baba? Seni sırtımıza bindirip gidelim. ''Bak bize ne büyük zarar ettik, işimizden olduk. Bir daha da bu taraflara gelmeyeceğiz. İşte bu işten beş on para alıyorduk.'' Enver'i Kirkor'un arkasına okşayarak, ''Mahur sen kederlenme, Cenabı Hak sizi bana gönderdi. Rızkınızı da üzerime farz etti. Ben sizin kazancınızı iki katlı olarak öderim.'' ''Agop, baba param vardır.'' Yoksam defineyi çıkardıktan sonra uçlanacaksın. Enver'i cebinden şişkin bir cüzdan çıkarıp göstererek. Yüce peygamber sayesinde ceplerim, çekmecelerim doludur. İki Ermeni birbirini dürterler, her ikisi de büyük bir hırsla gözlerini cüzdana dikerek. Şaka değil be, onda birkaç yüz lira var. Sonra Enver'iye hitaben. Baba efendi kabul edersen biz senin hizmetinde kalırız. Mesele benim kabulüm de, sizin rızanız da değildir. Kaderde olan şey kendi kendine olur. Sırtımıza bineceksin. Ne yapacaksın? O herifler gelmeden haydi bundan gidelim. Merak etmeyiniz. Gelseler de önemi yok. Ben bir efsun okurum. O herif merdivenden inerken düşer, bacağı kırılır. Efsunu şimdiden oku da bacağı kırılmadansa buraya gelmesinler daha iyi olur.'' Enveri sinirlenerek. Lahur, kaderde olanı değiştirmek kimsenin haddi değildir. Dolayısıyla gelsinler, gitsinler, olsun, olmasın deme. Kime emrediyorsun? Allah nasıl isterse öyle olur. Bu dediğin lafların çoğunu anlamamışım. Lakin gelsin, gitsin, olsun, olmasın demeyeyim de ya ne diyeyim? Belki gelir, belki gider. Belki olur, belki olmaz de. Efsuncu baba, peki söylediğiniz gibi diyelim. Lakin burada çok durmayalım. Belkim o mavi gözlü herif yanında iki komisyon çavuşuyla beraber şimdi gelir. Belkim senin okuduğun efsun tutmaz. Herifin bacağı kırılmaz. Belkim bizi reisin karşısına götürürler. Belkim Enver'i yetişir. Haydi biriniz beni sırtına alsın. Öteki gitsin bir kira arabası çağırsın. Semte doğru çekelim. Haydi Kirkor, al babayı sırtına. Ben gideyim araba çağırayım. Babayı sen alsan da arabaya ben gitsem olmaz. Sen alsan daha layıklı bir iş olur. Ben bilmem. Şimdi diyecek sırtıma insan bindirmemişim. Ben bindirmişim dersin. Beni kira beygiri sanırsın. Bu iş senin benim dememiz de olmaz. Babaya soralım. Hangimize isterse ona binsin. Baba, hangimize binmek istersin? O benim isteğimle olmaz. Kısmet hanginize ise ona binerim. Kirkor, haydi ver sırtını. İstersen üzerine bir de semer koyayım. Semeri babana koy ahbar. Mavi gözlü herifin belasından korkmayaydım. Ben baba efendiyi sana bindirirdim ama çabucak bundan kaçmak lazımdır. Kirkor Enver'in önünde eğilerek. Baba kısmet banaymış. Haydi bin bakalım. Enver'i cebinden takvimle saati çıkarıp bakarak. Sekiz dakika bekle. Hayvana binmek uğursuz. Ben hayvanım ki bu lafa edersin. Güneş oğlak burcuna yani keçi oğlağına biniyor. Kirkor hayretle. Güneş keçi yavrusuna biniyor. Evet, o binsin. Ben sonra. Agop, ben gidiyorum. Bir araba çağırayım. Kirkor'un kulağına. Dikkatli ol, boğazını sıkmasın. Bu herif sandığımızdan daha divanedir. Hayvanların alınlarının üçgenleri, kuyrukları, yeleleri muayene edilip, uğursuzluktan uzak oldukları belli olduktan ve araba önünde yine 5-10 dakika eşref saat bekledikten sonra binerler. Oybardaki evin önünde dururlar. Çat çat kapı. Yine Ermeninin biri arabaya yüklenir, içeri girerler. Taşlıktan birkaç kadın sesi birden kopar. Aa, efendiyi arkada getiriyorlar. A zavallı adam, ne oldun? Her adımda eşref saat beklerken yine bir uğursuzluğa mı uğradın? Lahur, Mahur, efendi odasına çıkarınız. Agop büyük bir hayretle Kirkor'un kulağına. Zoh! Şaşırdım. Bu karı adımızı nereden biliyor? Kadın. Ben sizin adınızı bilirim. Siz buraya gelmezden evvel efendi sizi fal kitabında buldu. Akşama beraber alıp eve getireceğini söyledi. Biriniz lahursunuz, biriniz mahur. İnsan şekline girmiş melekler. Evimize uğurlar, kademler getirdiniz. Kirkor yavaşça gopa, ya bunların evcek topu da divanidir veyahut biz delirdik. Bu baba tekin bir adam değildir. Bize melaik diyorlar, içime şüphe geliyor ki acaba öyleyiz deyi. Hiç haberimiz yok iken biz fal kitabına nereden girmişiz? Ne köpoğlu iştir? Dur bakalım, sonu ne çıkacak? Babayı odasında bir sedirin üzerine uzattılar kısa boylu, üzüm gözlü, beyaz, yuvarlak, kanı sıcak, 35'lik bir hanım başörtüsüyle odada dolaşır. Hanım, lahur, mahur, karnınız aç mı? Söyleyiniz, sıkılmayınız, burası yabancı yer değildir. Mahur, hanımefendi, açlıktan bağırsaklarımız mani bağırıyor. Efendi babayı binbir direğin ta dibinden dünya yüzüne kadar sırtımda çıkardım. Hayvana binerken bir dua okunurmuş. İşte onu okudu. Sırtıma çıktı. Hanım, altın buza definesi ne oldu? Lahur, istavrozu bulmak için birbirimizin üzerine çıktık. Çocuğuyla beraber mavi gözlü bir herif geldi. Göz bebeğinin ortasında kedi gözü gibi sarı elif vardı. Hanımefendi, sen de bizle beraber idin. Ne biliyorsun? Ben bilirim. Artık o altın buza definesi cılk oldu. Şimdi başkasına bakalım. Siz artık efendinin yanına kapılandınız. Burada karnınız doyar, ceplerinize para dolar. Daima efendiyle beraber bulunur, ne derse onu yaparsınız. Bu adam büyük efsuncudur. Nihayet yerden büyük bir define çıkardığından emin olunuz. Onun yanında siz de ihya olursunuz. Büyük anam da görmüştü. Benim pek zengin bir adam olacağımı söyledi. İplik bükmekten ekmeğimizi pek çıkaramıyoruz. İşte bize böyle bir yağlı kapı lazımdı. Ermen delikanlıları Efsuncu'ya kapılandılar. Mükemmel karınları doyuyordu. Cepleri vaat edildiği gibi pek parayla dolmuyordu ama büsbütün harçsızlıkta kalmıyorlardı. Lakin evin içinde bazı sırlar döndüğünü Ermeniler hissettiler. Zeynep Hanım Enver'in ikinci karısıydı. Birincinin vefatında bir kız kalmış, Mevlüde. Şimdi 19-20 yaşına basmış üvey ana, üvey kız aralarında su bir muhabbetle bağlaşmışlar. Şeytan kulağına kurşun, Peki iyi geçiniyorlar. Efsuncu baba bir budala, bir deli, bir derbeder, kafalı bir mahluk olabilir. Fakat Zeynep ile Mevlüt'e şeytana benziyorlardı. Bu Mecnun'un inandığı tuhaflıklara onların da gerçekten inanmalarına ihtimal verilmezdi. Lakin neden inanır görünerek adamcağızı bütün o deliliklerinde teşviye cesaretlendirmeye uğraşıyorlardı? Ermeni delikanlılarının zihinleri bu noktadan gıcıklanmaya başladı. Bir gün Mahur arkadaşına ''Bizi buraya gökten inme bir melaik deyi kabul ettiler.'' He, ''O kadınlar bilmezler mi ki biz melaik olmaktan çok uzak çapkın, cenabet, günahkar haytalarız.'' Neme gerek? Melaik deyi bizi bunda ikrama koydularsa, hayır biz şeytanız diyecek değiliz ha. Ah. Hiç ağır bir iş yoktur. Yer içer, burada otururuz. Fakat bu evde bir sır dönüyor. Define mefine der bu işin dibinden bir gün bir kıyamet patlayacak. İnanırsın ki bu herif sonunda yerden bir define çıkarsın. Kim bilir? Ne yok diyebilirim, ne he diyebilirim. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Lahurla Mahura hanenin selamlık tarafından bir oda vermişlerdi. Orada yatıp kalkıyorlardı. Enveri kütüphanesinde geceliyor. Hangi saatlerde uyuduğunu kimse bilmiyor. Bazı akşamlar zangoç gibi sabahlara kadar sofalarda dolaşıyor. Vakitli vakitsiz karısının, kızının oda kapılarını vurarak onlardan münasebetli münasebetsiz şeyler soruyordu. Bir gece Efsuncu fare kaçırmış kedi gibi evin sofalarından koşup merdivenlerinden inip çıktıktan sonra bitkin bir halde lahurla mahurun kapısını vurdu. Delikanlılar gözlerini ovuşturarak derin uykudan kalktılar. Ermenleri kollarından dışarı çekerek ''Lahur, mahur, bana yardıma geliniz.'' ''Ne var ki?'' ''Hayalet kaçırdım.'' ''Nereye kaçırdın?'' ''Donuna kaçırdın.'' Ben bazı mesele sormak için hayalet davet ederim. Bilirsiniz ya, hayaletler cismi latif olur. Onlar rüzgar gibi yürürler. Bu adeta pat pat koştu. Kaçarken merdivende ayağı sendeledi. Küt düştü. Yine kendini topladı. Arkasından koştum. Bir gölge alt kat penceresinden bahçeye atladı. Hırsız olmasın? Hayır, evin her tarafı efsunlu, tılsımlıdır. Buraya hırsız giremez. Bazı insanlar gizlenme ilmiyle madde halinden ruh haline geçerler. Gözlere görünmez olurlar. Onlar seni görürler, sen onları göremezsin. Bu ilmin sırrına ben de vakıfım. İstesem şimdi gözlerinizin önünde kaybolurum. Beni göremezsiniz. Fakat ben sizi görür, işitirim. Bazı geceler haberiniz yokken odanıza girerim. Bütün söylediklerinizi dinlerim. Siz kendinizi yalnız zannedersiniz. Hiçbir şeyden haberiniz olmaz. Kirkor büyük bir telaş ve ürkmüş gözlerle. İhtiyar hep bu lafları sahi söylüyorsun. Bizim odamıza gece geldin. Ne edip ne konuşur isek görüp dinledin. Dinledim. Çünkü siz melek iken bedene girmiş ruhlarsınız. Sizde kötülük, sapkınlık olmaz. Şimdi siz beni dinleyiniz. Gizlenme ilminde bir dua vardır.'' Onun bir noktasını yanlış okuyan ruh halindeyken vakitsiz olarak bedene bürünür. Zannederim ki bu kaçırdığım hayal o türdendir. Bana ruhen konuştu. Konuşurken istemeden bedenlendi. Sonra kendini bildirmemek için önümden kaçtı. Aman arayalım. Şimdi bahçede olsa gerek. Bahçe efsunudur. Bir yere kaçamaz. Efendi baba, cisimden ruha girmek, ruhtan tekrar kalıba oturmak göze görünmek, görünmemek, şeytan olmak, insan olmak böyle laflardan biz hiçbir şey anlamayız. İnsan daima göze görünür, geberirse gömülür. Bir de ruh vardır diyorlarsa insan mefat olunca bu da mezarda oturur. Nereye gider bilmiyoruz. Fakat lafı uzatmayalım. Bahçede tutulacak bir adam varsa haydi yakalayalım. Bir el feneriyle üçü bahçeye çıkarlar. Köşeyi, buca ahırı, kümesi, ağaçların altını üstünü hep ararlar, bir şey bulamazlar. Nihayet bahçeden sokağa açılan üç kapının muayenesi esnasında, bunlardan birinin sürgüsü ve kol demiri açılmış olduğunu görürler. O aralık evin pencerelerinden bir mırıltı duyarlar. Ermeniler kapıyı göstererek, ''Baba işte ispatı üzerinde, senin ruh dediğin meret bu kapıdan çıkmış gitmiş, besbelli.'' Burayı sunulmayı unutmuş olmalısın. Enver'i cebinden bir tebeşir çıkarır, kapının üzerinde bir remil atar. Düşünür, söylenir. Lahur, he baba, o yaptığın sakat tebeşiri hesabında ne diyor? Bedenlenmiş hayaletin buradan çıktığında şek vardır. Eşek vardır, katır vardır, bize inan ol ki o köpoğlu hayalet bundan çıkmıştır. Eve girerler, Enver'i hareme çekilir. İki Ermeni odalarında. Ey Mahur, bu işe ne dersin? Ben çoktan çocuğun adını koydum. Ne koydun? Bu eve giren ne hayalattır, ne ruhtur, ne de hırsız. Bir idare lambasının isli, kasvetli kör aydınlığına gömülü odanın bir köşesinde Efsuncu babanın sesi. Ruh değil, hayal değil de ya nedir? Lahur nefesini yutamaz bir heyecanla ''Hay Allah, baba sen bundasın.'' Köşede bir perde kımıldadı. Efsuncu koca sakalıyla meydana çıkarak ''Buradayım, ben gelip sizi dinlerim dememiş miydim? Gizlenme ilmiyle gözlerden sır oldum. İşte şimdi görünüyorum.'' Mahur hayretler içinde titreyerek ''Ah baba, sen erenlerin ereniymişsin. Biz anlayamadık. Affet.'' Bu eve gelen hayalet değil de ya nedir? Lahur köpek gibi yaltaklanarak. İşte ben de ona düşünüyordum. Ne olabilir? Baba efendimiz elbette siz bizden iyi bilirsiniz. Ne haddimize ki biz bu işi keşfe oturalım? Her sınıf mahlukat birbirine düşmandır. Ben bedensizleştiğim vakit benim onların içinde düşmanlarım vardır. Fesat karıştırmaya evime geliyorlar. Ermenilerin ikisi birden He evet evet hiç şüphesiz ki dediğiniz gibi olacak. Kalbinizi Amentü'den ayırmayınız. Baş üstüne hiç meraka kalmayınız. Geceniz hayırlar olsun. Efsuncu baba ağır ağır yürüdü. O da kapısından çıktı. Ermeniler bilinmez bir kuvvet karşısında sinmiş kabahatli iki çocuk gibi garip ürpertiler içinde aval aval birbirine baka kaldılar. Agop en pes sesiyle. ''Zo, bu ne iştir?'' ''Küçük dilimi yuttum. Ben büyüğünü dolma gibi ısırdım. Bu herif istediği vakit insan olur, istediğinde irüzgör olur.'' ''Sus ol. Belki yine bunda yanımızdadır. Bize dinle keramet keramet derler idi de boş laf değil ben inanmaz idim. E şimdi inandın. Zo sen inanmadın. Fikrim dibime kaçtı. Görmorsun işte bu herif evliyadır. Evliya olaydı bizi melaik sanır idi hiç. Bir müddet derin derin düşünürler. Yükün içini, perde aralarını, kapı arkasını, odanın her tarafını gözden geçirirler bir şey anlayamazlar. Kirkor, bu işin içinde bir iş vardır. Kirkor, şaşkın şaşkın etrafına bakınarak. Zo, babanın evliya olduğuna inanmıyorsun. Kaç defa söyleyeyim. Zo, eğer kim evliya olaydı, inanır idi ki biz melaikeyiz. Bizi bu evin karıları da öyle sanırlar. Onlar da budaladırlar dersin. Sanmıyorlar, öyle sanor görünürler. Ne için? Ne için bilirim ben. Bu işin kokusu sonram dert yapacak. Melaik deyip bize bir kazık atacaklar, ucu burnumuzdan çıkacak. Yine düşünürler, Agop ilk şaşkınlıktan ayrılmaya uğraşarak. Çocuk olma Kirkor, etten kemikten çatılmış bir insan püf deyip göz önünden kaybolur hiç. Nasıl kaybolduğunu deminden görmedin. Gördüm, fakat budala sandığımız adam bize menşur bir hokkabazlık oynadı. Nasıl? Sanıyorum ki biz odaya girmezden evvel o girip perde arkasına saklanmıştı. Çünkü Hacıvat gibi perdeden çıktı. Böyledir demeye cesaret edorsun? Agop gidip oda kapısını sürmeliyerek. E doğru. Evliya hesap bir daha çıksın göreyim. Yük kapısı tarafından ufak bir gıcırtı olur. İkisi de heyecanla susarlar. Gözleri büyüyerek göğüsleri ine çıka beklerler. Gıcırtı kesilir. Hiçbir ses duyulmaz. Hiçbir hareket görülmez. Lakin gecenin belirsiz bir korku veren karanlık sessizliği yine şüphelerini gıcıklar. Agop titrek bir telaffuzla. Kirkor, o yine bundadır. Bizi dinliyor. Bakalım kendisinin üzerine Fena bir laf edeceğiz. Etmeyeceğiz. Onu beklerler. Uzun müddet gecenin sessizliğini dinlerler. Babanın ruhu bedenlenmez. Efsuncu ortaya çıkmaz. Lakin onun bu kerametini kabul etme veya reddetme konusunda kararsız kalırlar. Belki işitir korkusuyla, acı, alaycı bir söz söylemekten çekinerek şüpheler içinde döşeklerine uzanırlar. Ertesi sabah bu iki Ermeni delikanlısı arasında Efsuncu baba evliyadır değildir şeklinde bir iddiadır başlar. Gerçeğin kesin olarak belirlenmesi için yeni bir keramet olayını beklemeyi uygun görürler. O geceden sonra Efsuncu baba birkaç gün hiç meydana çıkmaz. Ermenilere yemek, tütün parası, 5-10 kuruş harçlık verirler ve karşılığında onlardan hiçbir hizmet istemezler. Oturmaktan canları sıkılan lahurla mahur bir gün haremden ''Efendi baba nerededir?'' diye sormaya cesaret ederler ve ''İtikafa girdi'' cevabını alırlar. Bu kelime onlara bilmece gibi bir sözden başka bir anlam ifade etmez. Büyük bir merakla birbirinden sorarlar. Zo, itikaf neresidir acep? Hamamdır, kilerdir, yoksa bir ayıplık yerdir. Ne bilirim ben? Şimdiyecek hiç duymadığım bir laftır. Sokağa çıkmak için hanımdan izin isterler. Bu müsaade akşama mutlak yine oraya dönmeleri şartıyla sirgenmez. Çıkıp gezerler. Akşamları yine gelirler. O aralık Ebu'l-Faz Enveri ailesi mühim bir meseleden dolayı büyük bir üzüntü geçiriyordu. Mevlüde'yi Nurullah isminde bir genç taşkın bir ateşle seviyor, kız da aynı şiddetle muhabbetle karşılık veriyordu. Fakat Efsuncu Baba bu evliliğe razı olmuyordu. Çünkü öncelikle işsairesi uygun gelmemiş, ikinci olarak babanın şahıs Named'i adlandırdığı kitabın tariflerine göre, Nurullah'ın yüz ve beden yapısı hiçbir uğur ifade etmiyormuş. Üçüncü olarak da evlilik talebi astronominin aşırı uğursuz bir zamanında gerçekleşmişmiş. Nurullah serbest kafalı, açık fikirli bir zamane genci olduğundan, bu boş, bu gülünç bahaneler karşısında yılmıyordu. Efsuncu'nun taasubunu kırmak yahut onu kandırarak amacına ulaşmak için her türlü mücadeleye karar vermişti. 4-5 gün sonra Efsuncu baba elinde yeni bir tılsımname ile itikaftan çıkar. Bu mübarek kitap ne Bizans devrinden bahis açıyor ne de okuru Hint'e, Çin'e gönderiyor. Define, tılsım hep İstanbul'da. Enver'in dedesinden kalma sayfalarını güveler yemiş kitaplara nazaran bundaki bilgiler hemen duman üstünde denecek kadar taze. Adeta 25-30 senelik bir şey. Çıkacak define ne altın buza ne de orta çağdan kalma sikkeler. Sultan Hamid'in saltanatının ilk zamanlarına ait tuğralı bizim sarı liralarımız. Fakat hayret Nasıl olmuştu Enver'i öyle değerli bir eserin kütüphanesindeki varlığından o zamana kadar habersiz kalmış? Zannolunur ki mucizeli bir el o günlerde bu mübarek tılsımnameyi getirmiş, babanın el uzatacağı bir rafa koymuş. Şüphe yok bunda doğaüstü bir işaret, bir keramet var. Kitap nesih kırması bir yazı ve kırmızı mürekkeple yazılmış. Sayfaları çok değil, ifade sade. Yalnız şaşılacak tarafı bunda da Lahurla Mahur isimli iki melekten bahsolunmasıdır. Okunacak tarifelere harfiyen uyulduğu takdirde bilimin ve insan aklının kabul etmeyeceği bir takım harikalar gösterileceği vaat olunuyor. Bu tılsımname adeta küçük bir roman. İşte özetle içeriği şöyle. Abdullah Karuni namında şamlı bir tüccar İstanbul'a geliyor. Birkaç mühim büyük ticaret evi açıyor. İşleri o kadar yolunda gidiyor ki Büyük bir servet yapıyor. Hakikaten Karun'a dönüyor. İstanbul'da kendi yaşına uygun olmayan bir kadın seviyor. Dostlarının şiddetle eleştirilerine rağmen onunla evleniyor. Abdullah Karun'un ölmüş ilk karısından bir de yetişkin oğlu var. Mehmet Karuni pek yakışıklı dört kaşlı bir civan. Alışıldık olan, Üvey ile evlat arasında geçimsizlik olmasıysa da bu ikisi pek iyi geçiniyorlar. Birbirinin sözünden çıkmıyorlar. Bu fazla muhabbet pederin biraz yüreğini bulandırıyor. Fırsat düşürüp düşürüp gözetlemeye başlıyor. Nihayet bir gün ikisini uygunsuz bir şekilde sarmaş dolaş halde yakalıyor. Fakat bu baskının dosta düşmana karşı duyulmasından çekindiği için rezaleti hazma mecbur kalıyor. Lakin ızdıraba uzun müddetler dayanamıyor. Hastalanıyor. Ali Hacip isminde Sadık bir uşağını döşeğinin yanına çağırıyor. Onu İbnül Mahşur adında hüddamlı bir mağribiyi bulmaya gönderiyor. Hacip hastadan aldığı talimat üzerine hareket ederek birkaç hafta sonra hüddamlıyı döşeğin önüne getiriyor. Abdullah Karuni İbnül Mahşur'a diyor ki bütün mallarımı nakde çevirecek ve tılsımlayıp gömeceksin. Karımla oğluma bir kuruş bırakmayacaksın. Derviş soruyor. Bu para sonsuza kadar gömülü mü kalacak? Hayır. 25-30 sene sonra hayırlı birinin eline geçmek üzere tılsımlayacaksın. Maribi hastanın arzusunu yerine getirir. Tılsımname 7 katmış ambaya sarılmış bir kitap halinde Hacibe teslim olunur. İbnül Mahşur sadık hizmetkâra şu talimatı verir. Vefatının yaklaştığını hissettiğim vakit sen de bu kitabı bir ehline vererek ona aynı talimatı vereceksin. Yani o da bunu ölümünden evvel güvendiği başka bir kimseye teslim edecek. Ve hiçbiriniz tılsımı bozarak defineyi çıkarmaya kalkışmayacaksınız. Kitabı yalnız emaneten muhafaza edeceksiniz. Bir gün kitap onu taşıyan adamın üzerinden kendi kendine kaybolacak ve gidip defineyi çıkarmaya hak eden zatın kütüphanesine gelecek. Hasta vefat eder. Derviş seyahate çıkar. Hacip muşambalara sarılı tılsımnameyi muska gibi boynuna asar. Müteveffa Abdullah Karuni'nin karısıyla oğlu bu işte büyük bir hile sezerek hacibi yakalarlar. Davalara kalkarlar. Mahkeme mahkeme süründürürler. Lakin işin aslını öğrenmeyi başaramayınca sonunda çirkin bir cinayet iftirasıyla sadık hizmetkarı 7 sene hapse mahkum ettirirler. Dindar Hacip bu felakete tevekkülle boyun eğer. Kimseyle görüşmez, muskayı boynundan ayırmaz. Beş vakit namazına beş daha kadar. Kendisinin mühim bir işi yerine getirmekle yükümlü olduğunu hisseder. Gece rüyalarında kendisine bazı sırlar açıklanır hapsolunduğunun üçüncü senesinde hastalanır. Boynundaki muskayı mahpus arkadaşlarından hangisine teslim edeceği konusunda şaşkınlık yaşar. Etrafında hiç güvenilir bir yüz göremez. Nihayet istareye yatar. Alemi manada aksakallı bir ihtiyar görünür. Kendisine şu tavsiyede bulunur. Üç güne kadar hapishaneye hafif bir mahkumiyetle Beşir Amberi isminde bir mahkum gelecektir muskayı ona teslim et. Hakikaten de rüyada söylenen şey üç gün sonra aynen gerçekleşir. Hacip tılsımnameyi Beşir Amberi'ye teslim eder. Kendi de Cenab-ı Hakk'a yürür. Bu açıklama tılsımnameye eklenmiş. Kimin eliyle? Belli değil. Ve bu kitap nasıl Ebul Faz Enver'in kütüphanesinde ortaya çıkıyor? Burası da karanlık. Fakat Efsuncu Baba Mağribi Derviş İbnül Mahşur'un defineye sahip olmaya layık bulduğu zatın işte kendisi olduğunu ve dolayısıyla kitabın bir manevi ile getirilip kütüphanesine bırakıldığını iddia ediyor. Asıl tılsımname metni de şudur. Ve dahi biline ki Arabi aylardan birinin cumartesiye rast gelmeyen yedinci gecesinde insan suretinde meydana çıkan Lahur'la Mahur adlı melekler eşliğinde takva sahibi, namazında niyazında bir zat yola düşeler. Beraberlerine on kulaç uzunluğunda kalın sağlam bir organ, bir küçük fener, bir buhurdan, bolca öde ağacı, bir küçük ibrik ve bir dolu gülaptan alalar. Yol boyunca rastlayacakları tanıdıklarla selam ve kelam etmeksizin topkapıdan sur dışına çıkalar gidiş yönlerini Takkeci Mahallesi'ne çevirip tekke civarına yaklaştıklarında kalın birer yağlıkla kendi gözlerini sıkıca bağlayıp birbirinin ellerinden tutarak bekleyeler. Ermişlerden bir zat gelip en öndekilerin elinden tutarak bu üç gözü bağlayı yarım saat süren bir yere kadar yedecek ve orada azat kelimesini söyledikten sonra çekilip gidecek. Yedinde gidildiği sırada asla yağlığı sıyırıp yeden zatı görme merakına kalkışılmaya. Zira Allah esirgesin bu meraklının gözlerinin hemen kör olması kesindir. Bu üç kişi orada fenerlerini yakıp batıya doğru yürüyeler. Üç ihtiyar incir ağacı göreler. Bu ağaçların arasında bir tahta sandık vardır. Kapağını açıp içinde mahpus bulunan üç kaplumbağayı dışarıya verip azat edeler. Biraz daha yürüdükten sonra bir dut ağacına rast gelirler. Bu ağacın altında uzun bir yılan yatar. Yılan ölüdür, korkmayalar. Bu yılan ölüsünü yedi parça edip beraber alalar. Bu defa kuzeye doğru yürüyeler. Yedi bin adım mesafe kat ettikten sonra koca ağızlı ve derin bir kuyuya rastlayalar. Ve orada fenerlerini söndürüp kuyunun ağzında iş bu okuyalar. Ey çayırlık, bana bir yol göster, Aslanın ve kaplanın arasından geçmek istiyorum ve ey mübarek hayvanlar sadık olun ve bu önemli işte yolumu kesmeyin ve bana Altın Köşk'e nasıl gideceğimi açıklayın ki mutlaka Elmas Kafes'teki beyaz güvercinlerin boyunlarından tılsımı alayım ve sonra urganın bir ucunu mahrum beline sıkıca bağlayıp diğer ucunu oradaki incir ağacına sararak ve yavaş yavaş duayı şerif okuyarak onu kuyunun ta dibine indireler ve üzerine yedi parça yılanı birer birer atalar. Kuyunun ağzında buhurdan da öd ağacı ve küçük ibrikler yakalar ve daima içeriye gülaptandan güzel kokular serpeler. Mahur dilinden doğayı şerifi hiç bırakmaya, orada en büyük dünya makamına ere. Şöyle ki, kendisini aydınlık, güneşli, ferah, sonsuz bir çayırlıkta bulacak ve ileriye bakınca pek heybetli bir aslanla bir kaplan görecektir. Korkmasın, duayı okuyarak bu iki mübarek hayvanın ortasından geçsin. Aslanla kaplan Mahur'a bir yönü işaret edeceklerdir. O tarafa yürüsün, yürüsün. Önüne bir altın köşk çıkar. Köşkün açılmış zümrüt kapısının iki kanadı yanında iki peri yüzlü güzel durur. Onlara selam verip yürüye. Bu altın köşkün süslü tavanında asılı elmas kafesin içinde beyaz güvercinler vardır. Tılsımname onların boyunlarında asılıdır. Duayı okuyarak tılsımları alıp geriye döne. Defininin nasıl bulunup çıkarıldığı iş bu tılsımnamede açıklanmıştır. İş bu talimat gereğince hareket edile. Asla kalbe şek ve şüphe götürülmeye. Ebu'l-Faz Enveri hayal dünyası bakımından binbir gece masallarını sönük bırakan bu satırları okuyunca kalbine hiç şüphe getirmedi. Olağanüstü önemi nedeniyle meseleyi mümkün mertebe ailesi halkından gizli tuttu. Fakat tılsımı çözmek için anahtar hizmeti görecek olan lahurla mahura açılmaya mecburdu. Bu Ermeni melekleri manevi bir elin kütüphanesine bırakılmış olduğu tılsım namenin anlamını satır satır açıklayıp da bu işe sıvanmak lazım geldiğini söylediği vakit, delikanlılar, Efsuncu babayı bütün bütün çıldırdı zanlıyla karşısından kaçmak istediler. Lakin bu aptal adamda bazen en akıllıları büyüleyecek bir efsunkarlık baş gösterirdi. Gözlerini süze süze uzun sakalını sıvazlayarak. Çocuklar dedi. Siz kendi mübarekliğinizi bilmiyorsunuz. Böyle işlere daima şeytan karışır. İşte lanet olası iblis kalbinize kuruntu koydu. Bu şeytani kuruntuları atınız içinizden. Bu hazineyi aramızda bölüşeceğiz. Size helalinden binlerle binlerle altın hisse düşecek. Bu 60 yıllık kafam ve bu beyaz sakalımla Allah esirgesin. Ben sizi zararlı bir yola iter miyim? Dünya yüzünde öyle kutsal kuyular mevcuttur ki, bunların içinden cennete, cehenneme yol vardır. Erenlerden bazıları bu yolla ahirete gidip gelmişlerdir. Enveri iddiasını ispat için birçok kitap ismi sayıp harikulade olaylar anlattıktan sonra devam etti. Biriniz işte böyle mübarek bir kuyuya inecek. İkimiz elimizde iple kuyunun ağzında bekleyeceğiz. Bunda korkacak bir şey yok. Şeytan sizin melek gözlerinizin önüne perde geriyor. Yırtınız perdeyi, kovunuz melonu. Cahil Ermeniler bu ikna edici sözlere bütün bütün kapılmasalarda, yavaş yavaş kendilerinde bu sözleri büsbütün reddedecek kuvveti de kaybediyorlardı. Anaları, babaları, papazları onlara küçüklüklerinden beri buna benzer birçok mucizeler anlatmamışlar mıydı? Dolayısıyla bu masalın yüzde beş doğru olması ihtimali yok muydu? Beline ip bağlayıp da geniş ve kuru bir kuyuya inmek o kadar korkulacak, tehlikeli bir iş değildi. Geçim belasıyla şimdiye kadar bundan yüz kat belalı şeylere girişmişlerdi. Define çıkmasa bile bu ekmek ve fedakarlıklarına karşılık babadan beş on lira koparacaklarına da şüphe etmiyorlardı. Bu yüzden tılsımname gereğince harekete karar verdiler. Bir Arabi ayının sonundaydılar. Girecek Arabi ayın yedisi cumartesine rastlamayacağını hesapladıktan sonra on kulaç uzunluğundaki kalın ipi, küçük feneri, buhurdanlığı, gülapdanlığı, küçük ibrikleri, öde ağaçlarını hazırladılar. Belirlenen vakti beklediler. Ayın yedisi bir cuma gecesine rast geldi bu güzel tesadüfü Enver'i büyük bir uğur saydı. Yatsıdan sonra insan suretinde görünen melekle takva sahibi, namazında niyazında olan zat Hobyar semtinden Topkapı'ya doğru yola koyuldular. Kime rastlasalar başlarını öbür yana çevirdiler. Kendilerine hitap edenlere cevap vermediler. Takkeci mahallesi yolunu tuttular. Tekke civarına yaklaşınca körebe oynamak zamanı gelip gelmediğini birbirinden sordular. Küçük bir görüşmeden sonra ceplerinde bu iş için hazırlanmış kocaman kalın yağlıkları çıkardılar. Herkes kendi gözünü kendi bağladı. Kendilerini yedip götürecek ermişin teşrifini beklemek üzere mezarlık duvarının önüne sıralandılar. Mahur kendi ile melek kardeşine şöyle fısıldıyordu. Zo, bu divaneye uyduk, gözlerimizi kendi elimizle bağladık. Kurbanlık koyun gibi bunda bekliyoruz bizi götürüp kuyuya atacaklar. Ne yapacaklar? Gelecek herif belki bundan daha delidir. Ebol Fazl Enver'i melekleri kollarından dürterek, ''Burada dünya kelamı caiz değildir. Birbirinizle söylemeden konuşunuz.'' Lahur, ''Zo, söylemeden konuşulur hiç.'' Enver'i, ''Kalp lisanıyla söyleşiniz.'' Mahur, ''Kalp lisan bu da hangisidir? O esnada Enver'in eline bir el yapıştı. O da Lahur'un elinden tuttu. Lahur da Mahur'unkinden. Hoy goy goyculuğa çıkan torbalı körler gibi birinin ayağı bir taşa çarpıp sendeleyince üçü birden sarsıla sarsıla yürüyorlardı. Gittiler. Bu körebe adımlarıyla hayli yol aldılar. Yedekçileri ermişin de mi gözleri görmüyordu? seklere çatıyorlar, çukurlara girip çıkıyorlar, vücut vücuda kafa kafaya karambol yapıyorlardı. Mahur'un içini kurt yemeye başladı. Kendilerini çekip götüren ermiş ne şekilde bir mahluktur? Onu görmek için yüreğinden kabaran merakı yenemeyecek bir hale geldi. Gözlerindeki kalın mendili biraz sıyırıp bakabilirdi. Lakin bakmak cüretine kalkanın derhal kör olacağı haber verilmişti. Bu müthiş tehdide rağmen Ermeni mendili azıcık gevşetmek için el kaldırdığı esnada parmaklarının üzerine sessiz fakat bir çekiç gibi katı adeta cildinin üzerine kan oturtan bir yumruk yedi. Ermenice bir küfür mırıldanarak elini çekti. O zaman anladı ki kendilerini yeden ermiş bir kişi değildir ve hepsi de pehlivan kuvvetinde kimselerdir. Mahurun yüreğini ciddi bir korku titretmeye başladığı esnada nispeten düzlük bir yerde durdular. Uzakça bir mesafeden kulaklarına "Azat." sözü geldi. Bağlarını çözdüler. Hafif bir mehtap altında belli belirsiz bir kırlık manzarası içinde bulunduklarını gördüler. Etraflarında kendilerinden başka kimse yoktu. Önlerini iyice seçiyorlardı. Fakat tılsımnamenin tariflerine uymak için Enver'i küçük feneri yaktı. Batıya doğru yürüdüler. Hakikaten çok sürmedi. Üç ihtiyar incir ağacı gördüler. Ağaçların düğümlü, yumru yumru kalın gövdeleri gecenin esrarlı zemini üzerinde iyice korkunç şekiller alıyordu. Bunların aralarını aradılar. Tahta sandığı buldular. Kapağını açtılar. İçinde takır takır üç kaplumbağa geziyordu. Bu mahpusları sandıktan çıkardılar, krasalı verdiler. Tıpkı masallarda olduğu gibi tılsımlı kuyuya gidinceye kadar kitabın haber verdiği şeylerle aynen karşılaşıyorlardı. Bir hayli daha yürüdüler. Önlerine bir ağaç çıktı. Tılsımnamede işaret edilen dut ağacı olacak. Etrafı araştırırlarken mahur bir nara attı. Ah aman mea! Yılan işte bundadır. Amma da ne uzun merettir ölüsü boklu. Belkim de daha tas tamam ölmemiştir. Yılan kısmının kırk canı vardır. Otuz dokuzu çıkıp da biri içeride kalsa yine tekrar dirilir kalkar. Ermeniler ayaklarının ucuyla yılana vurup kaçarak. Zo diridir depreşti. Enveri Zembil de bu iş için getirmiş olduğu iri bir bıçağı çıkararak en kuvvetli itiraz sesiyle Tılsımname yalan yazmaz. Ölüdür o. Muayene el uzum yok. Alınız şu bıçağı, bu yılanı yedi parçaya ayırınız. Lahur, sahteliği seçilen bir cesaretle bıçağı eline alıp, Tava için kesilen torik gibi şöyle dilim dilim edeyim. Mahur, he he öyle et. Sonram da saza geçirelim. Bakalım tava ederiz. Yoksa ızgara veya pilaki. Lahur yılana ilk temasında iki adım geri sekerek. Zoho diridir. Titredi. Mahur. Titriyen o değil senin elin. Zo ölüsünden böyle korkorsun. Dirisini göreydin ne yapacaktık? Lahur. Ben dirisini çok görmüşüm. Mahur. Bilirim canım haydi şunu yedi parça et bir görelim. Enveri bıçağı Lahur'un elinden çekip alır uzun bir besmele çektikten sonra yılanı bumbar gibi yedi parçaya ayırır. Parçaları zembile doldurur. Bir defa güneye dönerek yürürler. Babanın bu cesaretinden iki melek iyice mahcup olurlar. Şimdi kuzeye ilerlerken adımlar sayılacak, tam yedi bin adımlık bir mesafe kat edildikten sonra koca ağızlı bir kuyu görecekler. Yürüyorlar, yine dünya kelamı yasak hiç ağız açmadan kalp diliyle konuşulacak. Daha doğrusu adımları saymaya odaklanılacak. Ermeniler derin birer düşünceye vardılar. Tılsımnamede yazılı şeyler birer birer ve hemen aynen gerçekleşiyordu. Gözler bağlandıktan sonra yedilme, incir ağaçları altındaki tahta sandıktan salıverilen kaplumbağalar, sonra yılan ölüsü. Artık şimdi de koca hızlı bir kuyuya rast geleceklerinden hiç şüphe etmiyorlardı. Fakat hep bu garip şeyler ne demekti? Bunları düzenleyen maddi veya manevi eller bulunduğunu inkar etmek mümkün değildi. Şimdi maceranın en önemli aşamasına, kuyuya yaklaşıyorlardı. O saate kadar gördükleri acayip şeylerin herhangi bir insan tarafından düzenlenmiş ve hazırlanmış olması mümkündü. Fakat bir kuyu dibinden sonsuz çayırlıklar, cennet bahçeleri, altın köşkler, melekler, periler, elmas kafesler göstermek, bu ancak peygamberlere özgü akıl almayan mucizelerdendi. Bütün bu çok garip şeyler hakikat sahasında ve dünya gözleri önünde nasıl cilvelenecekti? Enver'in ve tılsımnamenin foyaları meydana çıkmaya çok bir zaman kalmamıştı. Agop'la Kirkor, iki melek ismi olan bu Ermeni gençleri herhalde doğaya, akıl ve mantığa uymayan karanlık bir maceraya doğru gittiklerini hissederek, daha yedi bine pek çok sayı varken adım hesaplarını şaşırdılar. Lahur 705'te, Mahur 922'de kalmıştı. Fakat sayının ucunu kaçırdıklarını belli etmeyerek, Enver'in adımları üzerine dalgın dalgın yürüyorlardı. Bu işin zor olduğu kadar tuhaf tarafı Ermenilere Arapça duayı öğretebilmekte görüldü. Onlara hiçbir anlam ifade etmeyen ve şivesi telaffuzlarına uymayan bu Arapça sözleri ezberleyinceye kadar zavallılar çok güçlük çektiler. Hafızalarına geçen duaya deyim yerindeyse aslın bir karikatürü denilebilirdi. Başlarını yararak, gözlerini çıkararak alel bir şeyler telaffuz ediyorlar, fakat bunları herhangi bir dille ilişkilendirmek mümkün olmuyordu. İçinde if falan bulunan zembili melekler taşıyor, Efsuncu Baba önde fener çekiyordu. Fenerin kuvvetsiz ışığı batıya dönmüş yedi günlük ayın hafif aydınlığına karışıyor, ay ufka indikçe gölgeleri uzuyor, rüzgarsız bir gecenin hazin sessizliği içinde etrafı dinleyerek ilerliyorlardı. Enveri yedi bin adımı bitirdi. Lakin önlerine büyük küçük hiçbir kuyu çıkmadı. Hata tılsımname de miydi, efsuncu mı? Haşa, mahşure gibi bir dervişin namı karışan bir kitapta yanlışlık olamazdı. Yanılan ancak kendisi olduğuna kesin olarak hükmetti. Ya ziyade sağ veya sola kaçmış veyahut adımlarını gereğinden kısa veya uzun atmış olabilirdi. Geldikleri doğrultudan sağa doğru saparak 150 adım kadar daha yürüdü. Bu defa kutsal kuyu önlerine çıktı. Kitabın tavsiyesini uyarak Enver'i hemen feneri söndürdü. Enver'i önde iki melek arkada dua okuyarak kuyunun etrafında dolap beygiri gibi dönmeye başladılar. Bu tavaf dua yedi defa tekrar edilinceye kadar devam etti. Enver'i ağzından dünya kelamı çıkmadan, İşaretle Mahur'u çağırdı. Zembilden organı çıkardılar. Bir ucunu Ermeni'nin beline üç kere doladıktan sonra sıkı sıkıya birbiri üzerine birkaç düğüm vurdular. Öbür ucunu yakında bir incir ağacına doladılar. Zavallı Mahur'un rengi ne kadar attığını karanlıkta kimse fark edemiyordu. Kuyuya inmeye önceden söz vermiş olduğu için ses çıkaramıyor. Fakat yüreği üç buçuk atıyordu. Eğer bu işte başarılı olurlarsa milyonlar kazanacaklardı. Mahur her şeyden evvel Efsuncu Baba'nın hakikaten bir mucize adam olup olmadığını anlamak merakıyla çatlıyordu. Şimdi birkaç dakika sonra bu hakikati erecekti. Kuyunun ağzında buhurdanı yaktılar. Öde ağaçları, küçük ibrikler buram buram tütmeye başladı. Efsuncu Baba bu kocaman çukurun siyah ağzına gül suları serpiyordu. Mahur inice bu müthiş bilinmez karanlığa eğildi. Dibini görmeye uğraştı. Göz geceleri gündüz berraklığında bırakan katran karası bir uçuruma kaymaktan başka bir şey seçemiyordu. Bu tüten buhurlar, serpilen gül suları bir çarenin sinirlerine dokundu. Yapılan bu tuhaf töreni Ermeni genci idam edileceklerin son saatlerindeki hazırlıklara benzeterek titriyordu. Duay tekrar üç ağızdan birden tekrarıyla kulpuna ip bağlı bir kova gibi mahuru kuyuya indirmeye başladılar. Arkasından göz suyu serpmekle beraber yılan parçalarını da birer birer atıyorlardı. Bu korkunç hayvanın soğuk cesedi bazen mahurun başına çarptıkça kendini tutamayıp haykırdı, gittikçe sesi derinleşerek işitiliyordu. On kula çipin yaklaşık sekizi kullanıldıktan sonra Mahhurun dibi bulduğu anlaşıldı. 8-10 dakika beklediler. Aşağıdan hiç ses gelmedi. Efsuncu baba duayı dilinden bırakmayarak buhurdanın öde ağaçlarını tazeliyor, gülapdana kokulu sular dolduruyordu. Lahur, arkadaşı Mahur'un bu karanlık geniş yolculuğundaki akıbetini anlamak merakına yenilerek kuyuya Ermenice bir iki söz bağırdı, aşağıdan evvel anlaşılmaz mırıltılar duyuldu fakat sonra telaffuz düzülerek ayan beyan şu azar işitildi. Bu mübarek kuyuda Arapça ve Türkçeden başka dil konuşulmaz. Cezası büyüktür. İnsan çarpılır. Böyle düzgün şiveyle cevap veren mahur muydu? Ses tanınamadı. Lahur azardan ürktü. Kuyu dibindeki arkadaşını çarpılmaktan korumak için sustu. Yine 5-10 dakika sessizlikle geçti kuyunun ağzındakiler aşağıdan emir bekliyorlar gibiydi. Nihayet bu emir geldi. Duayı kesmeyiniz, gönül bağıyla Hakk'a yalvarınız. Ev ile lahur, ilahi okuyan okul çocukları gibi birbirine kaynamaz iki sesle tütsü kokularıyla beraber dualarını yükselttiler. Zifiri karanlıktan başka bir şey seçilemeyen kuyunun içinden artık hiçbir ses de gelmiyordu. Yukarıdakiler gittikçe artan bir merakla duaya devam ederek bekliyorlardı. Nihayet karanlıktan şu ses yükseldi. Elhamdülillah, dualarınız kabul olundu. Dille tarife gelmez, ucu bucağı görünmez bir bahçedeyim. Burada ilkbahardır, güller açmış, bülbüller öter. Lahur, zo, divane olma, kuyunun dibinde güller açar, bülbüller öter hiç. Mahur, Vallah billah lahur. Gülhane Parkı bunun yanında çöplük gibi kalır. Lahur Efsuncu'ya. Baba bu duyduğun laflara inanırsın. Ne için inanmayayım? Mübarek tılsımname yalan mı yazar? İşte bütün müjdeler Allah tarafından bir bir gerçeğe dönüşüyor. Tılsımname yalan demese de bizim kirkor söyleyebilir. Çünkü o eski kofticidir. Efsunca öfkelenerek ''Tövbe et, ağzından kaçan küfre tövbe et, içine şek getirme.'' Agop telaşlı bir hayretle ''Tövbe edeyim, içime eşek bırakmayayım. Fakat efendim Kirkor korkudan aklını kaçırmış olabilir. Ben aklım üzerimdeyken kuyunun dibinde güllü, bülbüllü bir park olduğuna inanabilirim hiç.'' Aşağıdan mahur ''Lahur, laflarıma inan ol.'' Ne üzerine istersen sana yemin edeyim ki dünya yüzünde görmediğin emsalsiz bahçedeyim. İnanmıyorsan ipi sana göndereyim. İn aşağı gözlerinle gör. Agop şimdi tereddütle biraz düşündükten sonra İnandım, inandım. Aşağı inmeden burada inanmayı daha karlı bulurum. Ebul Faz Enveri kuvvetli inancını ifade için elini göğsüne koyarak Asıl iman görmeden inanmaktır. Görmeden her şeye inanırsan insanı çok kandırırlar. Aşağıdan mahur. Dua okuyunuz, dünya lafı etmeyiniz. Efsuncu Baba ile Lahur yukarıdan kör dilenciler gibi akortsuz bir şekilde okumaya başladılar. Aşağıdan Nihayetsiz bir çayırlık. Güneşler, ay aydın içinde ne ferahlık bir yer. Ah, işte aygır gibi kocaman bir aslanla kaplan. Onda sus pus oturuyorlar. Karınları açtır acep. Beni hap ederler. Duayı okuyarak mahur devam eder. Mübarek hayvanatlar, ortalık yerinizden geçeceğim. Size yalvar yakar olurum. Altın köşk nerededir? Bana işaret ediniz. Ah mea! Aslan kaplana baktı. İkisi de sırtarak sağ tarafı işaret ettiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hayvanatlar. Ah ne görüyorum. İşte ta karşıda altın köşk parladı. Efsuncu doğayı okuyarak. Aşağıdan mahur. Altın köşkün iki zümrüt kanatları açık. İşte önde iki dişi melek oturmuş. Sırma saçlarını at kuyruğu gibi yandan aşağı bırakmışlar. Bilirsin. Ne hoş karılar. Fakat bunda yüreğine fenalık getirilmez.'' ve boş laf edilmez. İşte bu matmazellere selam verdim, selam ettiler. Vay babasının canına, köşkün tavanı sade pırlanta. Elmas kafesin içinde siyah güvercinler papağan gibi çalımla oturuyorlar. Yine duayı okumaya başladı. Mahur devam eder. Matmazeller müsaadeniz olur ki güvercinlerin boyunlarından tılsımları alayım. Yerin dibinden liraları çıkarır isek bu güzel boyunlarınıza birer pırlanta gerdanlık hediye etmek borcumuz olsun. Kuyunun dibinde ses kesilir. Efsuncu ile Lahur duayı sürekli tekrarlayarak beklerler. 20 dakika, yarım saat geçer. Mahrun zevzekliği artık duyulmaz olur. Lahur düşündüğünü açıkça söylemeye cesaret edemeyerek içinden şöyle düşünür. Kirkor'un sesi kısıldı. Kuyunun dibinde boğuldu. Cartayı çekti. Ne oldu? Yerin altında altın köşk, zümrüt kapı, elmas kafes, sırma saçlı matmazeller olur hiç. Boğulan delirdi. Ne oldu? Yoksa efsuncu baba ona esrar yutturdu. Şimdi Kirkor bundan sağ çıkmazsa ben anasına ne haber edeyim? Bu divanenin lafına kandık. Olmaz martavallara kulak verdik. Başımıza her neki bela gelse yeridir. Ermeni kuyu eğilerek arkadaşına seslenmek ister. Fakat Enveri onun bu hareketine engel olarak "Çekil, sus." O dipte sustu. "Ben de bunda sus olayım." "Sus, çünkü aşağıda iş oluyor." "Aşağıda iş olur. Ne işi?" "Mahur tasımları güvercinlerin boyunlarından çözüyor." Ben bunda hiçbir şey görmüyorum. Sen bunları nereden anorsun? İhtirak müşteri, kamermaz Zeynep. Ne diyorsun baba? Jüpiter yandı. Aya kuyruk takıldı. Dünya haditten geçiyor. Bu alametlerden anladım ki tılsımlar çözülüyor. Baba, büsbütün divane olma. Bunda ne satıcı vardır ne müşteri. Aya kuyruğu kim taktı? Göğün üstünde karnaval vardır. Nedir? Hep bunlar boş laflardır. İşin doğrusu kuyunun dibinde kir kornalları dikti. İşte bu. Bir çare oğlu, bir çarenin bir sakat anası vardır. Camı kırık pencerenin önünde bekler ki akşam oğlu bir okka ekmek getirsin deyi. Bızdık zamanımızda beri çişimizi ayrı etmez kardeş büyüdük. Öldüğüne ağlayayım. Vay babasının canına. Bizi istinlaka çekecekler, Yoksa onu ağlayayım. Keşken ben de aşağı inip de beraber gebereydim. Kötü düşünme, ümitsizliğe kapılma. Şimdi görürsün. Yükselen yayda ülker yıldızı var. Gözlerimiz aydın, tasımnameler geliyor. Hakikaten çok sürmez aşağıdan Mahur'un sesi duyulur. Tılsımnameleri aldım. Geliyorum. İpi çekiniz. Lahur birdenbire şaşırarak. Baba, şimdi kerametine inandım. Boş adam değilsin. Cahillik bizde. Aşağıdan, dua okuyarak ipi çekiniz. Şimdi yukarıdakiler aşkla şevkle duaya başlayarak ipe sarılırlar. Agop ağzıyla görünüşte dua kur fakat kalben büyük hayretini şöyle taşırır. Vay babasının canına! Vay amcasının, dayısının, halasının, teyzesinin canlarına. Zo, bu ne iştir? Kuyunun dibinde hocaların, papazların tarif ettikleri cennet. Bizim korsa iken oraya girdi, çıktı. Bu bir oyundur, hakikattir, hayalettir. Şimdi, şimdi beş dakikadan anlaşılacak. Yine bu hurdanın tütsüleri arasından mahur dünya yüzüne çıkar. Lahur büyük bir merakla karışık, sevinçle bir kibrit çakıp arkadaşının yüzüne bakar. Onu pek kızarmış ve terlemiş görerek. Zo, anlaşılıyor ki kuyu dibindeki cennetin havası bu dünya yüzünden çok sıcaktır. Suratın domatese dönmüş. Havuza düşmüş köpek gibi de sıra sıklam terlemişsin. Zo, söyle, bize bardıkların hep sahidir. Mahur, Yalan diyorum sana Orsun. Halam içine iman gelmedi. Lahur ne düşüneceğini şaşırmış bir dalgınlıkla karanlıkta da arkadaşının yüzünden işin gerçeğini anlamıyor uğraşırken, Mahur etrafına sırma çevrilmiş yeşil atlas bir kese içinde tılsımnameyi Efsuncu Baba'ya uzatarak ''Baba efendi, emanetinizi alınız. Melek matmazellerin çok çok selamları vardır. Bu tılsımnamenin içinde her ne ki yazı olsa, tıpkı tıpkısına yerine getirilmesini size söylememi tembih ettiler. Enver'i keseyi alır, öpüp başına koyduktan sonra feneri yakar. Uzağa çekilerek kılsımnamede yazılanları okumaya uğraşırken, beri yanda hayretle nazlı açık kalan Agop yavaşça arkadaşına. Zo, söyle bu ne iştir? Hep bu bardığın cennet tiyatrosu kuyunun dibinde oynuyor. Bu yeşil keseyi sana kim verdi?'' Kirkor ağzını Agop'un kulağına yapıştırarak ''Aman Agop ayağının dibini öpeyim. Şimdi Jack bana böyle şey sorma. Bir kere şuradan sağ ve canlı kurtulalım. Sonram sana hepsini anladayım.'' ''Ne diyorsun? Tehlikedeyiz. Çok büyük. Beni evvelkinden daha bir berbat bir meraka koydun. Sus ol, sus ol. Her ne ki işittinse inanmış görün. Kontrol af etme.'' Mahur Efsuncu'ya seslenerek ''Efendi, bana aşağıdan emir verdiler ki burada çok durmayalım, hemen eve gidelim.'' deyi. Efsuncu, Emre karşı hareketten korkarak henüz tamamıyla okuyamadığı tılsımnameyi elleri titreye titreye koynuna, ta kalbinin üzerine koydu. Urganı, buhurdanı filanı zembile yerleştirerek yola düzüldüler. Baba efendi pek dalgın önden gidiyor, iki Ermeni her adımda aradaki mesafeyi açarak onu takip ediyorlardı. Agop kulağı dibinde Kirkor'a yalvararak. Mahur, karnıma öyle bir merak koydun ki gittikçesi büyüyor. Vakti tamamlanmış bir gebe karı gibiyim. Zo, söylemezsen çatlayacağım. Bu dediğin tiyatro bütün o dekoruyla hep beraber koyunun dibinde oynadı. Kirkor büyük bir korkuyla etrafına bakınarak. Su solah bar. Zo, sen gebermekten korkma orisen. Ben korkarım. Daha canımdan bıkmamışım. Ne var ki? Bizim bu laflarımızı şimdik anlar işi torlar ki. He, işi torlar. Zo, gittikçe merakıma püf edip şişir olsun. Yoksam sen de delirdin. He, delirdim. Sonram tekrar aklımı kafama koymaya uğraştım. Görüyorum ki daha aklın kafana tamamıyla gelmemiş. Gelmemiz de kabahat bende değildir. Sus ol. Canımıza, kurtardığımıza teşekkür olalım. Sağ olalım da biraz delik alalım. zarar yoktur. Dökülmüş kaplamaları arasından feci bir manzarayla kaburgaları görünen kulübemsi harap evlerin, alçak, haçsız duvarları, yer yer yıkılarak kümeleri oluşturmuş bahçelerin, mezarlıktan fark edilmeyen sessiz, ışıksız, sefil mahallelerin içinden, Efsuncu'yu takiben iki Ermeni delikanlısı konuşa konuşa giderlerken arkalarından bir revolver gümledi. Kirkor tepesinden topuğuna kadar derhal titreyerek arkadaşının kulağına en yavaş ve çekingen sesiyle ''Sesini kes artık. İşte bu gümeden revolver lafı bitirelim diye bize işarettir. İyice ana ki eğerliyim laf dinlenmezsek bunun ikincisi kafamıza patlayacaktır.'' ''Ne sorsan artık benden cevap alamazsın. İşte, su sorum.'' Enveri önden aykırır. ''Çocuklar, nerede kaldınız? Habis ruhlar ayakta, silah atıyorlar. Yanımdan ayrılmayınız.'' Mahur, ''Habisler yoksan polisler, işte bilmem kimler silah patlatorlar.'' Enveri, ''Yanımdan ayrılmayınız. Koynumdaki tılsım...'' paratoner gibi beni de sizi de Allah'ın izniyle kazadan korur. Şimdi üçü topluca ve hızlıca yürürler. Hobyer'i bulurlar, eve girerler. Enver'i hayırlı geceler temennisiyle hareme çekilir. Lahur'la Mahur da odalarına girerler. Lahur aler acele kapıyı sürmeledikten sonra Artık söyle, işte şimdicek bunda selametteyiz. Mahur hala titreyerek, hayır değiliz. Zo, so, ne vakit karnımdan bu kocaman merakı çıkartacaksın? Mahur cebinden kapalı bir zarf çıkarıp göstererek. Yarın sabah ortalık daha iyice aydın olmadan bu mektubu bunda şu masanın üzerine bırakıp ferti çekeceğiz. O zaman sana bütün sırları diyeceğim. Merakını boşaltacaksın. Bu mektupta neye zor ki? Neme gerek ne yazarsa yazsın bizim canlarımız kurtulsun da. Ya bizim için bir fenalık yazorsa, mektubu bunda bırakmayıp da beraber götürsek, sonra birine okutsak olmaz. Ne alık, şaşkın adamsın be. Bu işe darı tanesi kadar hile giremez. Sonra onu canınla ödersin. Agop'la Kirkor döşeklerine girdiler. Heyecanlı, alaca bir uykuyla zaten çok zaman kalmamış olan sabaha ettiler tan yeri ağırmak üzereyken zarfı masanın üzerine bırakarak bahçe kapısından sessizce sokağa fırladılar. Mahur arkasından sekiz süvar jandarması kovalayan bir hapishane kaçağı gibi koşuyordu. Lahur arkadaşına yetişebilmekte güçlük çekerek bağırıyordu. Zo Mahur dibine neft yağ sürdüler. Ne kaçıyorsun? Kirkor, Zo babanın canına sövdürme beni. Bana Mahur deme artık. O belalı şeydir. Babamın koyduğu adımı çağır. Kirkor, yangın söndürmeye gidiyoruz. Lafet Mahbar, tabanlarını yağla. Kudurmuş it gibi koş ki beladan kurtulalım. Zo, senin gibi koşayım. Kirkor cevap vermez. Gittikçe artan bir hızla koşar. Agop sayı arkadaşını takip eder. Böyle dört nala semti bulurlar. Çat kapı eve girerler. O geceyi oğlunun havardalıkta geçirdiğini sanan koca karının azarlarına hiç kulak vermeden tek odaya girip içeriden kapıyı sürmelerler. Koca karı dışarıdan aykırır. A Kirkor'um kapıyı ne için sürme koydun? Kirkor sen lafımızı işitmeyisin deyi. Koca karı anandan gizli fenalık iş ettin. He. Söylemezsen ben meraktan mefaat olurum. Bir şey olmazsın Bilirim canın sağlamdır. Koca karının darıltısına hiç kulak asmadan iki delikanlı dokuma örtüsü yamalı kırık sedirin üzerine karşı karşıya oturdular. Kirkor etrafına ürkek bakışlar gezdirerek ''Bugün gidip doktora muayene olacağım. Ne var ki? Sanıyorum ki içimde yüreğim sakatlandı. Korkudan bir damarım patladı. Zo, ne oldun? Kuyudan bağırdığın şeyleri sahiden hep gördün.'' divanesi nahbar, yerin dibinde çayırlıklar, altın köşkler, elmas kafesler, sarı saçlı melaik olur hiç. Ya ne için görüyorum diye yemin edordun? Benim yerimde sen olaydın, etmeyecektin acep. Halen bilmecenin B'sini meydana koymadın. Sabır ol, patlama. Kirkor geçirdiği maceranın dehşetini hatırlayarak suya düşüp çıkan bir kedi gibi silkindikten sonra ahbar. Siz beni iple kuyunun dibine ağır ağır bırakır iken gittikçe etrafım daha ziyade karar or. Karnıma korku dolu ordu. Kuyu gayetle genişti. Kenara çarpmayayım diye ellerimle taşları tutordum. Nihayet dibi buldum. İçeride su yoktu. Daha ayaklarımı yere tamamıyla değdirmeden kuvvetli bir vücut bana sımsıkı sarıldı. Kollarımı çembere aldı. Mümkün değil ki ellerimi oynatayım.'' bağırmak istediysem de kalın bir ses kulağıma sus deyi mur etti. Yine o zaman da şakaklarıma demir parçasına benzer iki soğuk şey dokundu. Yavaşça bunlar nedir diye sorduysam yine o ses cevap etti. İki revolver. Eğerliyim sözlerimizden bir nokta aykırıya gidersen ikisi de beyninde patlayacaktır. Analarına, babalarına, bütün soylarına, soplarına içimden o ok kalıyı geçtim. Geçtim ama ben artık kapanda bir fareydim. Dediklerine gitmekten gayrı bir çarem yoktu. ''Biz ne dersek sen de onu tıpkısı tıpkısına tekrarlayacaksın.'' emrini verdiler. Onlar ne dedilerse mektepte hocanın önüne yeni oturmuş bir çocuk gibi ben de onu bağırdım. Onda birkaç kişiydiler. Yüzlerini asla tanımadığım bu efendiler sonsuz bir çayırlık. Güneşler ay aydın içinde ne ferahlık bir yer. İşte kocaman bir aslanla kaplan. Ah mübarek hayvanatlar, altın köşk, sarı saçlı melaik. Filan filan diye bana boyuna martaval okuyorlarsa. Bütün bu lafların aslı yoktur. Hepsi de diptiz koftidir. Doğruluğuyla nasıl onlara kontra gideyim? Hep bunları görürüm diye korkudan sıcak sıcak yemin ediyor ve duayı gürül gürül okordum. Bana bu korkuyu buz gibi içirip yüreğimi bangır bangır titrettikten sonra sım sıkıya tembihlediler. Dediler ki, eğerlim bizi bundan gördüğünü ve hep olafları papağan gibi talimatla söylediğini Efsuncu'ya haber edersen, seni ve arkadaşın Agop Lahuru gebertiriz. Biz Efsuncunun akrabasındanız ve ondan 10 on kat fazla efsuncuyuz. Her nereye kaçsanız elimizden kurtulamazsınız. Her nerede ve her ne türlü gizli laf konuşursanız biz işitiriz. Bu mektubu al. Yattığınız odadaki masanın üzerine bırak. Ve sabah karanlığı ikiniz de babanın evinden kaçınız ve bir daha da o taraflara görünmeyiniz. Mahur Kirkor cebinden 25 liralık bir kağıt çıkararak. İşte bunu da emeklerimize karşılık olarak hediye ettiler. Allah bereket versin. Sanki 25 liraya kuyunun dibine inmiş oldum. O paranın yarısı benimdir Zo. Aşağıya inmedimse de kuyunun ağzında duayı okumaktan dilim kabardı. Acele etme ahbar. Fikrimde fenalık olsaydı bu parayı sana gösterirdim hiç.'' Bu iki Ermeni, meleklikten insanlığın en çingene derecesine inerek hali çekiştikten sonra 25 lirayı aralarında bölüşürler. Birkaç gün çektikleri korkuyla yiyip piştikleri de yanlarına kar kalır. Efsuncu o gece sabaha karşı evine dönünce odasına kapanır. Yeraltı has bahçesindeki altın köşkün elmas kafesinden tüneyen güvercinlerin boyunlarından alınmış tılsımnameyi çözmeye uğraşır. Özetle şu anlamı çıkarır. Ey Ebu'l-Faz Enveri, tılsımı çözmeyi başarman bir şarta bağlıdır. Kızın Mevlid'e'yi Nurullah'la evlendirmelisin. Bu evlilik taraflar için uğurlu ve mutlu olacaktır. Bu şartın gereğini yerine getirdikten sonra defineye kavuşmanın sırrına ereceksin. Efsuncu Baba bu önemli meseleyi danışmak için iki melek hizmetçisinin odalarına iner. Fakat lahurla mahuru orada bulamaz. Masanın üzerinde bir zarf görür, açar, içindekini okur. Baba efendi, biz gökten geldik, vazifemiz sona erdi. Yine oraya çekildik. Şimdi gayet mühim bir son vazifemiz kaldı. O da kızım Mevlid'e'yi, Nurullah'a vermeni hatırlatmaktır. Bize emir böyledir. Bu evlilik seni defineye sahip ettikten başka, haneni bereket ve mutlulukla dolduracaktır dünyanın en mutlu adamı olacaksın. O hafta Ebul Faz Enver'in evinde bütün mumlar, lambalar yandı. Şerbetler ezildi. Gürül gürül dualar okundu. Nurullah Mevlüde ile gerdeğe giriyordu. Bu mühim şartın yerine getirilmesinden sonra Enver'i defininin sırrının açığa çıkması için bir ay, iki ay ve daha çok bekledi. Lakin hiçbir bilgi gelmedi o inancı tam bir adamdı. Ümidini kesmedi. Bekliyordu ve daima bekleyecekti. Asıl maksat Nurullah'la Mevlide'nin evlilikleriydi. Bu emelleri gerçekleşti. İki genç muradına erdi. Asıl maksat Nurullah'la Mevlide'nin evlilikleriydi. Bu emelleri gerçekleşti. İki genç muradına erdi. Hemen her yerde ve hele ilim ve irfanın zayıf bulunduğu memleketlerde hile, aldatmacayla daha çok iş görülür. Güya bütün insanlık yalanı, dolanı ortadan kovarak, adalet ve hakikati en saygın makama geçirmek için uğraşıyor. Maazallah böyle bir felaket gerçekleşirse, hep siyasetler, ticaretler, işlemler durur. Bütün dünya altüst olur. En akıllılarımız her gün aldanıyorlar. En akılsızlarımız her gün aldatıyorlar. Hepimiz daima aldanıyoruz. Fakat fırsat düştükçe aldatıyoruz. Bu surette geçim dengesini biraz düzeltebiliyoruz. Aldanıp da aldatmayanlar. İşte aç kalan güruh bu zavallılardır. Hakikatin büyüklüğünü tanıyıp da onunla dost olamayanlar. O kılığa bürünmüş yalanlarla oyalanırlar. Bu komedya sahnesinin en arka perdesini kaldırıp asırlardan asırlardan beri insanlardan saklanan gugukları apaçık insanlığa göstermek her memlekette kanunen yasaktır. Ahlak, adet ve geleneklerimiz hayallere o kadar geniş bir alan ayırmıştır ki, hakikat ona en fazla muhtaç olanların gözlerinde bile daima değersiz ve cazibesiz kalır. Dolayısıyla ilim ve irfan çoraklığı içinde kavrulan memleketlerde değil, fen ve bilgide en ileri giden milletler arasında bile bugün bakıcılık, büyücülük, efsunculuk pozitif bilimlerden daha fazla revaçtadır. Bugün diyelim ki bir milyon insan arasında ürkmeden hakikati gören ve cesaretle onu bağırabilen kaç düşünür vardır? İşte bu sayı itirafından sıkılacağımız derecede azın da azıdır bu azınlık bu koca kitleyi nasıl uyandıracak? Savaş ahlakı bozdu. Bütün insanlığı felsefe ve irfan bakımından birçok seneler geriletti. Mesela Fransa gibi bir memlekette yazarlarına ödül verilmesi gereken eserlerin yayımlanmasının yasaklandığını görüyoruz. Voltaire'lerin, Diderot'ların ve daha geçen asırdaki Zola'ların hazırladıkları yaklaşımlar ne oldu? Şimdiki düşünürlerin, yazarların, şairlerin etrafa savurdukları fikirleri günlük kokularıyla dolu birer kilise vazı şeklinde ve kavrayışımızı uyutacak bir ağırlıkta buluyoruz. Bütün romancılarsa halka bir hurafe devri açtılar. Eski zamanın masallarına yeniden geçerlilik kazandırmaya uğraştılar. Bütün dünyaca fikran o kadar tehlikeli bir devirdeyiz ki, çirkefi üstüme sıçratmamak için konuyu derinleştirmekten kaçıyorum. Son zamanlarda yeni teorileriyle şöhret olan Yahudi bir filozof, mensup olmadığı dinlere saygısızlığından dolayı çeşitli memleketlerden bilmem kaçar ay hapse mahkum oldu. Her vicdan sahibi bu mahkumiyetleri yerden göğe kadar haklı buldu. Çünkü dinleri eleştirmeye kalkışacaksa, çıfıt düşünürün Yahudilikten başlaması lazım gelirdi. Einstein'ın Yahudi kalarak filozof olduğu görülüyor. Zamanında Walter hiç böyle yapmadı. O alaycılığını, yaman kaleminin eleştiri darbelerini, bütün dogma ve geleneklerini bir papaz kadar tanıdığı Hristiyanlığına yöneltmişti. Kim diyor ki İsrailoğulları bugün yeryüzünde egemen millet değildir? Eski ve yeni dünyada en etkili ve kuvvetli sözlerin hangi dudaklardan çıktığını, ve en ustalıklı entrikaların hangi fabrikaların ürünü olduğunu fark edenler, hakikati sezmiş olurlar. Ebul Faz Enveri gibi bu çağda mucizeler arayan bir kaba Sofya ikna için, ona kuyu dibinde bir cennet bahçesi göstermekten başka çare yoktu. Nurullah böyle hareket etti. Mevlüt'e ile evlenmeyi başardı. Her insanı, hatta her toplumu hoşlandığı yemle avlarlar. Mesele, Böyle oltalara tutulmayacak kadar insanlığımızı terbiye edebilmektir. Bilir misiniz etrafımızda Enveri tipine benzeyen ne kadar çok insan vardır? Bunlar Berik'inden daha tehlikelidirler. Çünkü Enveri budalalıyla ünlüydü. Ötekiler yaradılışça ona benzeyip de akıllı görünenlerdir. Üzerlerindeki yaldızı kazıyınca altından mükemmel birer ebulfaz Enveri çıkar. İşte hep bizim, bütün insanların, felaketlerimizin temeli budur. Eğer hakikat böyle olmasa dünyada ne bir Napolyon çıkabilirdi ne de kendini Türklüğü ve İslamiyet'i kurtarmakla görevli bilen Enver Paşa. Kurtarmaya uğraştığı Türklüğü büsbütün harap etti. Bu zafersiz kahramanın kefenlendirmeden gömdürdüğü insanların hesabını eğer Cenab-ı Hak ondan soracaksa Aman ya Rabbi. Soramayacaksa şöyle böyle günahları işlemekten hiç korkmayalım. Enver son nefesine kadar kendini pek büyük bir işte müjdelenmiş bildi. Üst üste gelen müthiş başarısızlıkları onun kendine güvenini kırdıramadı. Siyasi ve askeri maharetinin son iflası felaketinde İstanbul'dan adi suçlular gibi kuyruğu kıstırıp kaçtı. Hamiyeti onu diğer bir İslam beldesine koşturdu. Hiçbir millet ve hükümdarın vermedi. Kendi kendine aldığı rütbelerin şereflerini doymak bilmez ruhu için hiçbir vakit yeterli göremedi. Yükselmek, bulutların üzerinde taht kurmak istiyordu. Talihi ve gücü sayesinde çıkamadığı bu en son makama bir bolşevik kurşunu onu uçurdu. Merhum zannetti ki cihanı yenmek, Abdülhamid'i korkutmak kadar kolaydır. Henüz çoğumuz hayatın özünü anlamayarak havada saadet, kuyu dibinde cennet arayan, birbirimizden keramet bekleyen, boş şeylere kapılan, vaatlere aldanan saf kimseleriz. Bu dünya henüz büyük komik Moliere çağından üç adım ileri gitmedi. Daima üstadın ebedi komedyaları tekrarlanıp duruyor. Yalnız sahnenin dekorları değişti. Tarzlar başkalaştı. İnsanın mayası hep o maya. Kötüler daha kurnazlaştı. Birbirine zarar verme ilerledi. Fenalık büyüdü. 24 Kasım Heybeliada Son Seslendiren Vasfiye Sarıkaya